yemek tarifleri, pratik fikirler ve işinin ehli uzman konukların yer aldığı Açelya ile Gülümse Hayata'nın bugün mutfaktaki konu Şef Rüzgar Sümbül. Ballı kuzu but, pruva pilavı, kuru kayısı hoşafı ve padişah tatlısı tarifleri için kalemli kağıdı şimdiden hazırlayın. Pratik fikirlerin yer aldığı el işi bölümünde ise Nilgün Sözveren, aplikeli salaş hırka yapımını uygulamalı olarak anlatacak. Neden kış aylarında ağrılı guatr hastalıklarına daha sık rastlanır? Hangi tür guatr hastalarının gözlerinde büyüme görülür? İç guatr, dış guatr ve zehirli guatr birbirinden nasıl ayrılır? Tiroid nedir? Tedavi edilmesi mümkün mü? Tiroid hastası hamileler ilaç kullanırsa bebeğe bir zararı olur mu? Tiroid ve guatra dair tüm merak edilenleri endokrin cerrahisi uzmanı Profesör Doktor Serdar Tezelman canlı yayında anlatacak. Açelya ile Gülümse Hayata başlıyor. Efendim, ekranlarınızın başına hoş geldiniz. Cuma günü çok güzel bir cuma birlikteliğimiz devam ediyor. Hafta sonuna giriyoruz. Dolayısıyla şöyle enerjik bir program olsun istedik. Şefimiz bizle birlikte, sevgili Rüzgar Sümbül, siz de gördünüz. Birazdan kendisine merhaba diyeceğim, uzun uzun konuşacağım. El işimiz var, doktorumuz var. Hem bilgileneceğiz hem ağzımız tatlanacak. Yani şöyle hafta sonu oturup sevdiklerimizle muhabbet ederken bugün öğrendiklerimizi konuşabileceğiz. Öğrendiklerimizi yapabileceğiz. Ne dersiniz? Bugün de programı bununla izleyelim. Bu düşünceyle izleyelim derim size ve hemen günün hashtagini hatırlatmak isterim. Malum hafta sonu gelince ben de hem bir oyuncu hem de bir sunucu olunca bu hayat içerisinde derim ki efendim hangi film? Yani hangi filme gitmek istersiniz? Vizyona çok güzel filmler girdi biliyorsunuz. Devam eden filmler var kaçıranlar için. Siz bu hafta sonu hangi filme gitmeyi istersiniz? İnşallah istediğiniz niyetiniz de olur diyeyim ben. Sinemalarımız, dolar gişelerimiz çoğalır diyorum. Ve hemen programıma dönmeden önce nereden bize hangi filme gitmek istediğinizi söyleyeceksiniz? Instagram'da Açelya ile Gülümse Hayata, Facebook'ta Açelya Gülümse Hayata, Twitter'da Açelya _ Akkoyun adreslerinden. Bekliyoruz efendim. Ben bu hafta gideceğim filmi biliyorum. Benim için Şener Şen'in yol ayrımı olacak. Ona gideceğim. Çalıştığım için gidememiştim. Senin sevgili Rüzgar? Ben hepsine gittim. Yol ayrımına da Allah nasip kısmet ederse bugün itibariyle gideceğim. Hepsi çok güzel. Yani bir de öyle bir şey ki aslında artık bizim kendi ülkemizde o kadar güzel filmler çıkmaya çok başladı. Şükür. Çok güzel filmler çıkmaya başladı. Bir yol ayrımı kaldı. O da bugünkü senin programından sonra hemen oraya gideceğiz. Bir deneyeceğiz bakalım nasıl, ama çok methediliyor. Çok güzel yorumlarını okudum. Görüyor musun? Çok sanat keyifli. Böyle birleştiricidir. Arkadaşıma merhaba nasılsın demeden önce biz sanatın birleştirmesini yaşadık. Evet. Hoş geldin Hoş programımıza. Hoş bulduk canım benim. Neler yapacağız bugün? Valla ben artık tanıyanlar biliyor. Ben biraz klasikçi bir adamım biliyorum, aslında. Klasikçi biliyorum. Bir şefim. Gene bugün de aynı şekilde böyle Osmanlı dönemine ait böyle kuzu but yapacağız. Gene böyle eriklerimizi kullanacağız. Kereviz, yer elması, tarçın, bal kullanacağız. Ondan sonra bir pilav yapacağız. Etli ve yeşil mercimekli bir pilav yapacağız. Onun arkasından bir padişah tatlısı ve yine bütün bu yemeğimizi, pilavımızı, tatlımızı bağlayıcı olarak, yanında yardımcı olarak bir kayısı hoşafı yapacağız. Ay bayılırım. Kayısı hoşafı bugün 4 korstan oluşan bir yemek yapacağız ve bizi izleyenlere inanılmaz tariflerimizi vereceğiz. Afiyetle ellerinde yiyecekler de. İnşallah. Ben bugün yani diyorum ki çok şanslıyız. Hemen kağıdı, kalemi, tarifleri akıllı telefonlara çekmeyi, ekranın altında yazıyor, ihmal etmeyin. Hadi başlayalım yemeğe, ne dersiniz? Evet. Neyle başlıyoruz sevgili Rüzgar? Hemen önce kuzuyla başlıyoruz. Hadi. Çok basit aslında hemen. Önce kuzumuzu şöyle bir biraz parçalayacağız. Neden yapıyorsun bu işlemi? Şimdi bunu direkt ev hanımları bunu parçalar olarak da alabilirler aslında. Mahalle kasaplarından ben hep diyorum. Kasaplarından aldıkları zaman çok daha rahat yapacaklar. Çünkü biz şimdi bunu tabii yapıyoruz ama ev hanımlarımız bunları böyle parçalı aldıkları zaman yapmaları ve fırına girmeleri çok daha kolay olacak. Tarifimiz de geldi. Tabii şöyle. Ekranımız bu arada var. Etimiz gördüğünüz gibi biraz yağlı. Yağlı sen olmasını... Sen de hiç sevmezsin. Ben of. Tabii yağlı et. O yüzden biz sana bu yağlı eti aldık. Yani eti yağlı olmasını tercih ediyorum. Çünkü etin lezzetini biraz kendi yayıyor. Yani
farklı bir yağ kullanmaktansa, evet, ekstra yağ kullanmıyorsun. Tabii hiç gereği yok. Kendi böyle çok rahatlıkla aslında böyle gelişi güzel doğradıkları zaman. Ay rüzgar. Ya işi bilene, iş eline yakışana seyretmesi de keyif oluyor. Bakar mısınız? Etleri böyle rüzgar yağlarıyla çıkardı. Hiçbir şekilde yağlarını ayırmadı etinden. Yok, kesinlikle ayırmıyoruz. Tabii. Hı-hı. Kendi yağlarıyla beraber, hı-hı, bu şekilde topluyoruz. Zaten kemiklerini de kullanacağız. Kemiklerinin suyunu mu çıkaracaksın, yemekte mi kullanacaksın? Yok, yemekte kullanacağız. Hı-hı. Ben suyunu da çok seviyorum, kemik suyunu. Evde de çok sık kullanıyorum. Onları da sen bir kere demiştin diye yayında, sevgili Rüzgar, bu kemiklerin suyunu çıkar çeliğe koy. Ha, yaptığın her yemeği azar azar koyarsın demiştim. Ben her aynen zaman söylüyorum. Evde çocuklarımıza işte kendimiz yaptığımız yemeklerde de aynı şekilde hiçbir zaman aslında kemikleri atma. Kemik olmasa bile evde mahalle kasaplarından aldıkları kuzu kemiklerini kaynatıp çorbaya, makarnaya, pilava birçok şeye kullanabilirler. Evet. Şimdi malzemelerimiz kuru... neler bu yemekte bu arada? Bunda kuzu butumuz doğradık. Var. Evet, kuzu butum, şunu şöyle koyayım. Tamam. Hem bir yandan da göstereyim. Yağlı kağıt yardımımızla. Hı hı. Şöyle kesiyoruz. İki parça halinde önce şöyle koyacağız. Tamam. Normalde yaptıkları evde... Ortaladın mı sen? Hı hı. Tamam. İki parça koyacağım. Dolmalarda da çok rahat kullanabilirler. Şimdi, kemiğini ayırdığımız. Kemik, tabii. Kemiğimizi ayırdık. Kuzu etlerimizi çok böyle gelişi güzel. Değişik. Bu şekilde koyuyoruz. İçine neler koyuyoruz? Malzemelerimiz neler? Tabii şimdi soğanımız sırayla var. Sırayla söyleyeceğim diyorsun. Evet. Soğanımız var. Evet. Bunlar da aynı şekilde gene böyle gelişi güzel. Sevgili aslında seyirciler, bu arada gibi. Tandır gibi, evet. Bu arada kullandığımız alüminyum folyo, farkındaysanız, içi yağlı kağıt, sağlıklıdır. Direkt yemekle temas etmiyor, gördüğünüz gibi yağlı kağıt sayesinde koruyuculuğunu sürdürüyor. Kereviz sapı koyduk. Şimdi kerevizin koyduk. Kendisini koyacağız. Çok da sağlıklı bir yemek oluyor bu. Evet. Hem sağlıklı hem vitamin deposu. Evet. Aynı şekilde. Evet, soyduğumuz şimdi de havuçlarımız. Evet, kesinlikle soyduğumuz havuçlarla. Gene aynı şekilde havuçlarımızı koyuyoruz. Evet, çok hem vitamin oluyor aslında. Al şimdi onu şöyle diyecektim al. Sana, hani hallet. Sonra da kerevizlerimizi mi yapıyoruz, evet, ne yapıyoruz? Bunu da mı bütün bütün koyuyorsun? Bak şimdi ben dayanamadım, elimi astım, görüyor musun? Ha? Kesinlikle. İzin İki veriyor musun? Tabii ne demek. İki tane tarçınımızı atıyoruz. Çubuk tarçınımızı attığımız zaman. Tabii senin gibi olmuyor. Estağfurullah. Olamaz da. Ben alayım istiyorsan. Al canım. Evet. Yer elmasını da koyduk. Bu yer elması bunları da çıtır çıtır yenir. Çok soymaya gerek yok. Kabuğuyla değil mi? Tabii. Patates de mi öyle kullananlardansın? Patatesi de aslında normalde hani restoranlarda elma dilim patatesler oluyor. Evet. Hepimiz biliriz. Evet. O şekilde koyduğumuz zaman çok rahatlık. Hı hı. Ve şu şekilde soyuyoruz hemen onu da. Tamam canım. Ay be. Böyle patatesli, bol etli. Aynı şekilde bunu tamam da iri iri koyduk. Koyduk. Şimdi ne bunu yapıyoruz? Hallettik. Ben bunu hemen hallettikten burayı dökeyim sonra... arkadaşım. Evet, hemen koyuyorum. Harika. Bir iki tane karanfilimizi attık. Ve son aşamada şöyle. Çok güzel oluyor. Ya bal. Evet. Ay, balladın sen bu yemeği. Yalnız şu an ciddi anlamda lezzet patlaması yaşayacak fırından çıkınca bu. Kuzu, bal. Sebzeler, bal. İnanamadım, evet, ve bayıldım, 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 bayıldım. Ya harika bir şey yapıyorsun Rüzgar'cığım. Ellerin dert görmesin inşallah. Güzel bir tarif. Bütün balımızı yaptıktan sonra. Şimdi? Şimdi yapmamız gereken tek şey kalıyor. Sarıyoruz. Şöyle. Ay canım. Ay. Bunu sardık ama sarmamız da bitmiyor. Bitmiyor mu? Bitmiyor. Hadi saracağız değil mi? Sardık, çok kolay. Bunu alıyoruz böyle. Aa,
ters çeviriyoruz. Direktmen ters çeviriyoruz. Ay vay. Şu anda tamam ve bunu daha önceden ısıttığımız ortalama 160-170 derece fırında pişiriyoruz. Fırına veriyoruz. Ve şimdi artık kuzumuz tamam. Tamam. O zaman ne diyoruz sevgili seyirciler? Efsane dönüyor. Evet. Efsane şimdi fırında çıkacak. Çok çok güzel olacak. Hemen peşini pilavımızı yapacağız. Rüzgar bir şey sormak istiyorum bu geçmeden önce. Şimdi bu et yemeklerinde özellikle et alırken bizler dediğin gibi her zaman Rüzgar her programda ben görüyorum altını böyle biraz çiziyor. Biz öyle deriz efendim. Mahalle kasabı mahalle kesinlikle kasabı diye. Ben de aynı şeyi öneriyorum. Tabii ki büyük marketler hayatımızı kolaylaştırıyor. Onlar da olsun her zaman var olsunlar. Ama mahallemizdeki bakkalımızı kasabımızı lütfen yaşatalım. Onlardan çünkü orada sosyalleşiyoruz sohbet ediyoruz. Çok şey kazanıyoruz sadece et almıyoruz. Ben öyle düşünüyorum. Ya ben her zaman söylüyorum aslında yani mahalle kasabımız mahalle bakkalımız. Ben şu an bile hala ki oturduğum semtte 21-22 yıldan beri aynı semtte oturuyorum. Hep söylüyorum. Mahallede yani, oturuyorsun. Mahallede yani. Yani ben mahalle kültürünü çok seviyorum. Ben yani de. Komşuluk, mahalle kültürünü çok seviyorum. Bayılıyorum. Öyle olması gerek. Yani tabii ki de birçok artık büyük AVM'ler, marketler var ama. Ha, onlara da karşı çıkmamak gerekiyor. Kesinlikle bence tabii ki bence hayatta de her şeyi doğru zamanda, doğru yerde kullanmak gerekiyor. Önemli olan biri geldi diye birini unutmamak. Dengeli yaşatmak. Hep insani sorumluluğumuz. Hem de mahallemizde yani şöyle iki adım gidip, iki sohbet edip, iki de et almak. Aynen, fena aynen mı? Hani girersiniz fena işte. Mı? Ya Ahmet abi bana her zamanki kıymadan versene gibi. Ya da bu hafta sert verdin dersin. İyi de olmasa olur. Yani her şeyi diyalogla çözebileceğin, ilişkilerini kesinlikle kurabileceğin bir yerden almak bence çok kıymetli. O yüzden nasıl mahalle alacağız biz? Eti bu arada nasıl alacağız? Eti nasıl alacağız? Bir kere kesinlikle etimizi mahalle kasamıza gittiğimiz zaman ki büyük ihtimalle artık tanıyorlar bizleri. Hı-hı. Çünkü sürekli mahalleden aldığımız için. Aldığımız zaman etin aslında bölgeleri de çok önemli. Öyle mi? Mesela kuzu özellikle Bandırma Balıkesir bölgesinden çok iyi çıkıyor. Soracağız yani Bandırma kuzusu tabii, mu diye. Tamam. Kıvırcık dediğiniz yani Balıkesir tarafı çok iyi. Çünkü küspe yiyenle otluğa çıkan hayvan kekik yani yiyen hayvanın her zaman lezzeti çok çok farklı oluyor. Çok lezzetli oluyor. Çok önemli yani, bilgiler bunlar. Ben hep şunun savunucusu oldum aslında. Etleri hani derler ya biraz işte yağsız olsun. Aslında yanlış. Her zaman etin az yani biraz yağlı olması lazım. Bence ve de etleri pişirirken mutlaka ve mutlaka az pişirmeleri gerekiyor. Etleri o kadar çok pişiriyorlar ki etin bütün ruhu, canı, vitamini, proteini her şeyi gidiyor. Onun için yapmaları gereken şey belli aslında. Mahalle kasabımızdan etimizi aldık. Aldıktan sonra az pişiriyoruz ve az pişirirken de mutlaka yaparken bizler gibi sevgisini ve aşkını yemeklere katıyorlar. Yani sırada prova pilavı var. Prova pilavı nedir? Prova nedir? Prova denizcilik bir terimi aslında. Mesela yemeğimiz ballı kuzu but ama aynı zamanda ben bu yemeğime harbur diyorum aslında. Harbur da liman anlamına geliyor. Yani son liman artık bunu yedik bitti artık yani son limandayız artık anlamında. Bittiği yer yemeğin bittiği aynen yer. Prova da yine aynı şekilde gemilerin en ön noktasına yani tamam sancak denilen noktanın tarafında olduğu için malum balık sezonu artık yavaş yavaş geldi iyicene kış geldikçe. O yüzden bugünkü tariflerimi Osmanlı döneminden kalan etli prova yapacaksın evet, sen. Evet onu yaptım. Yani günümüzle şeyi birleştirdin sen. Aynen öyle. Süper. Biraz harika böyle fermente falan ettik. Çok güzel. Onun tebrik ederim seni. Yapmamız gereken belli gene. Soğanımızı bunda da aynı şekilde iri iri doğruyoruz. Çok güzel oluyor. Prova. Prova bulguru. Prova pilavı pardon bulguru diye. Bulguru gördüm ya. Evet. Peki bulgur pilavıyla yapılıyor değil mi prova? Tabii tabii bulgurla yapacağız. Çünkü o dönemde de zaten bulgurlar çok çok aktif kullanılmış. Pirinç var ama pirinç çok aktif kullanılmamış. Aa. Tabii çoğunlukla bulgur. Mesela domates bile o dönemde Osmanlı döneminde sonradan belli gelmiş bir dönemde yoktu. Sonradan hayatımıza girdi. Evet. Evet çok güzel çok güzel oluyor. Şimdi neler var içinde? Bulgur pilavımız var. Salçamız var görüyorum burada fıstığımız var çam fıstığımız var tereyağımız var biraz herhalde bu da kuzu değil mi Rüzgar'cığım? Evet kuzumuz kesinlikle var kuzu kullanıyoruz. Mercimeği kullanıyor muyuz? Mercimeği de kullanıyoruz. Mercimeğimiz var domatesimiz var bu taraf tatlı herhalde anladığım kadarıyla eriğimiz de var. Şimdi kuru erik de kullanacağız. Kuru erik de kullanacağız. Soğanımızı koyduk. Tamam. Biberimizi koyduk. Tamam. Ya benim her zamanki gibi olmazsa olmazım tereyağı. Tereyağımızı koyduk.
Peki oranlarımız ne? 100 gram tereyağı. Bir soğan ortalama aslında, yani orta boy normal bir soğan ortalama 100-150 gram arası değişir. Evet. 150 gram soğan, iki tane biberimiz de gene 80 ile 100 gram arası oynar. 100-150 gram civarı gene biber koyduk. 65-70 gram kadar, ben tabii hani gram üzerinden gidiyorum ama ölçek olarak da bir kaşık tereyağı kullandık. Onun akabinde gene aynı şekilde 45-50 gram kadar dolmalık fıstık atıyoruz. Kavurmadan önce mutlaka kuru eriklerimizi atacağız içine. Bu kuru erik 4-5 var ya, tane kuru her erik şeye atacağız. Yakışıyor. Kuru erik, kuru kayısı, kuru incir, her şeye badem. Yakışıyor. Yani kuru kayısı, kuru erik, bademi ister ete koy, ister tatlıya koy. Yoğurda koy ye. Hiçbir şey yarım yapamadım. Çay bardağı da zeytinyağını koyduk. Artık bu saatten sonra şimdi soğanlarımız ve biberlerimiz tereyağımızla beraber özdeşleşti zaman. Ay, hemen kokusunu verdi yalnız. Hemen kokusunu verdi. Kokusunu vermez olur mu? Fırında da biliyorsunuz kuzu butumuz var. Rüzgarın hazırladı. Evet. Ne kadar aslında değil mi? Bazen rüzgar bizler gözümüzde ne kadar büyütüyoruz. Elbette ki maharet istiyor. Elbette ki bilgi istiyor ama aslında mahalle kasabına şu an onu yaptırsak, evde onları içine koyup sarsak. Çok basit. Çok mesela, kolay yani. Hani... Kaç dakika sürdü? Bizimki en fazla 5-6 dakika sürdü. Evet evet. Yani tabii ki şöyle düşünenler olabilir bizi izleyenler de. Hani bu kadar kuzu falan ama tabii bu evde yapar. Ben mesela bugün şu an yaptığım yemek yani kuzu ortalama 12-13 kişilik. Şu an 12-13 kişilik yemek ama evde 4 kişilik bir aile için ideal ölçü ortalama 600 gram 700 gram. Çünkü içinde yer elması var, patates var, havuç var, kerevizin sapı ve kendisi var. Yani doğru, yemeği çoğaltabiliyoruz. Tamam. Onun için o şekilde yapabilirler. Tamam. Evet, koyduktan sonra bunlar karılırken. Ay onu ben şöyle bir karıştırayım istedim. O kadar güzel görünüyor evet, kuzu ki. Kuzu etimiz gene farkındaysan yağlı. Ben bir karıştıracağım onu, bak gör. Kuzu eti, erik sevgili seyircilerim. İçinde soğan var, biber var. Daha ne olsun? Daha ne olsun? Göreceğiz daha ne olacak? Prova. Prova. Geçtim ama dayanamadım. Görüyorsun evet, dayanamıyorum ben böyle güzel yani yemek görünce. Ben senin pilavına hastayım. Değil mi? Kaç sene oldu? 7-8 sene çok önce. Çok övünüyorum. Rüzgar Sindül benim pilavımın tadını unutamadı evet, diyorum. Evet inanılmaz kesinlikle. Normalde mercimeği ıslatırlar, haşlarlar falan. Ben bunda böyle bir sistem kullanmıyorum. Bunlar kavrulurken aynı anda. Biraz diri diri güzel ağzı. Değil mi? Dişe gelsin evet, istiyorsun. Evet kesinlikle. Birazcık mercimeğimi ilave ediyorum. Yani aslında bizler biraz mercimeği pişmez diye düşünürüz rüzgarcığım ama. Aslında hiç alakası piştiğini yok. Piştiğini göreceğiz diyorsun. Tabii çok rahatlıkla piştiğini göreceğiz. Önemli olan burada yaparken aslında çok hızlı. Hani uzak doğu Japonların çalışma sistemi. Onların alevi içine alır ya tavada alevler falan yaparlar. Evet. O hızlı pişirme tekniğidir aslında. Hani alevi içeri alırlar. Dışını mühürleme tekniği gibi böyle bir mühürlerle bırakırlar, çiğ bırakırlar. Evet. Biz de burada onu biraz daha onun gibi yapacağız yani. Tamam. Ben rüzgarın bu tarifte yani kendi tarifim demişti zaten ama bu tarifte neyi yakaladığını buldum. Dünyalı bir şey yapmış. Evet, kesinlikle. Ama her ne olursa olsun yani mutlaka. Yani adını da prova koymuş ama. Mutlaka ama finalde Osmanlı dönemi diyoruz. Osmanlı dönemi diyor Rüzgar Sümbül ve güzelce. O zaman sen onu kavururken ben de domateslerimi yani renk cümbüşü renk cümbüşü bakar mısınız? Şimdi buna kırmızı da ekleyecek. Ondan sonra kırmızı da ekleyeceğiz. Meyve ve sebzemizi koyacağız daha şöyle. Domates bilindiği üzere hem sebzedir hem meyvedir. Evet. Tabii domatesimiz aslında meyvedir ama biz meyvedir biz sebzesini yeriz. Tamam. Yani çünkü içi dışı farklıdır. İki tane domates İri iri. Valla ben domatesi ne olursa olsun yediğim için. Kabuklu olarak. Çok severim domatesi. Küçükken hatırlıyorum. Hatırlarsınız sevgili seyircilerim. Hatırlayamayanlar. Ne güzel daha gençler. Allah ömürlerine ömür kalsın ama. Biz domatesi beklerdik biliyor musunuz? Hani böyle çok sevgili bir arkadaşınızı, dostunuzu bekler gibi. Hatırla. Kışın domates ben beklerdik. Domates özellikle Çanakkale bölgesinde sivri domatesleri vardı. Domates mesela benim kulakları çınlasın işte annem babam getirirdi salatalıklarla selamlar falan. Selamlar olsun. Aleyküm selamlar çok seviyorum. Ne zamandan beri görmüyorum gerçi ama sizin aracınızda aynı zamanda selamları yollamış olalım. Seyrediyordur değil mi annen? Tabii kesinlikle seyrediyordur.
domates ve salatalığı böyle tuz dökerek yani öyle çıtır çıtır yerdik ki. Hmm. İnanılmaz bir keyifti o dönemleri. Yenir. Her şey güzeldi, her şey. Ama daha da farklı güzellikler yakalıyoruz. 80'ler dönemi iyiydi ya. Evet, daha da farklı güzellikler yakalıyoruz. Ben hep geçmişten feyz alırken geleceğin de ışığını kaçırmamak gerektiğini düşünüyorum. Çünkü hep bizim için bir faydadır baktığınızda. Önemli olan bakabilmektir. Peki bu arada biliyorsun Profesör Doktor Serdar Tezelman bizle birlikte olacak ve biz çok tiroidi güzel konuşacağız. Var mı böyle guatr, tiroid tanıdığın? Ya guatr bir arkadaşımda vardı ama tabii tam sorunun ne olduğunu bilmiyordum. Keşke bilseydim aslında. Bugün öğreneceğiz işte. Sorardım. Bayağı vardı hatta onda. Ama bilgi aldığım zaman hocamızdan tabii ki de ona da söylemek isterim. Ama bende bir şey yok. Ben zımba gibi. Ben Serdar Bey'e soracağım. Acaba farkında olmadığımız durumlarda olabiliyor mu hayatta değil mi? Bu çok önemli aslında. Mesela evet. Aslında insan bence tabii biraz kendini de doktor olmalı. Hani kendini tanımalı, vücudunu bilmeli ki doktorlara gittiğimiz zaman hani anlatabilmeliyiz ki derdimizi. Derdimizi hı-hı anlattığımız zaman derman bulabilelim. Hı-hı. Yani şimdi hiç ummadığımız bir şeyden bir şeyler çıkabiliyor. Onun için doğru aslında bilgi yani insanın kendini her gün kontrol etmesi lazım. Çünkü baktığınız zaman görüyoruz bugün ruh halimizi bile artık bütün doktorlarımız söylüyor. Tabii ki başımıza gelen müspet ya da menfi durumlar da etkiliyor ama esas içeriden gelen hormonal dengelerimiz hayata bakışımızı çok belirliyor. Psikolojimizi çok belirliyor. Bu anlamda tiroid de tabii ki çok önemli vücudumuzda çok önemli bir yer teşkil ediyor. Profesör Doktor Serdar Tezelman'a soracağız. Bilgileri alacağız kendisinden. O yüzden bir yere ayrılmayın diyorum. Gökkuşağı çünkü siz olmasanız bile Allah korusun çevrenizde, çocuğunuzda bir gözlemlemek gerekiyor. Öyle de doktora başvurmak gerekiyor. Bakar mısın ama gökkuşağı gibi oldu. Lütfen yani. Lütfen yani. Açereyle gülümse hayatta. Bugün gökkuşağı var ya. Yani gülümsüyoruz. Şu an gülümsüyoruz hayata. Bugün kuzuyla gülümsüyoruz. Bu arada hashtaglerimiz gelmiş. Ay canlarım benim. Hemen. Ay çok seviyorum sizi. İyi ki varsınız. Çok şükür. Çok güzel hashtagleriniz gelmiş. Hangi film? Dua et kardeşiz filmine gitmek isterim. Açelya abla. Yazımı okur musunuz? Murat Meddah. Tabii ki okurum. Sen gönderirsin de Murat Meddah okumam mı? Şimdi diğerlerini. Bilge göndermiş. Bu pazar eşimle Mutluluk Zamanı filmine gideceğim. Çok öptüm Açelya Hanım. Biz de seni çok öptük. Ozilli Alp göndermiş. Merhaba Açelya Hanım. Ben de Yol Arkadaşım filmine gitmek isterim. Ve et yemeklerini çok seviyorum. Severek izliyorum. Biz çok teşekkür ediyoruz. Sonra daha geliyor. Hashtaglerimiz. Evet. Yine Yol Arkadaşım filmine gitmek istiyor. Bekliyoruz hashtaglerinizi paylaşacağız. Mutlaka sinemamızı desteklemenizi hepimize öneriyorum. Ben de bazen yoğunluktan bir hafta gidemiyorum ama inanın ikinci hafta gitmek için kalbim böyle atıyor. Çocuklarınızı da götürün. Küçük yaşta özellikle 11 seansları cumartesi pazar çocuklar için çok eğlenceli oluyor. Bütün hafta çalışıyorlar, okuldu, işte stresli, anne çalış falan derken 11 seans onlara ödül gibi geliyor. Aynı zamanda sanata ve sinemaya olan alışkanlıklarını geliştiriyoruz. Çok teşekkür ediyorum bunu önemseyen ve emek veren herkese. Şimdi tekrar şu kuzu etime döneyim ben. Bak, sinema derken provaya geçmeden önce sinemayla alakalı bir şey söylemek istiyorum. Lütfen. Son dönem gerçekten bizim filmlerimiz cidden çok iyi, çok keyifli. Seni ne zaman göreceğiz acaba? Ha, ben oynadım ufacık da olsa. Bizim için efendim küçük rol, büyük rol yoktur. Küçük oyuncu, büyük oyuncu vardır. Önemli olan bir ekibin içine dahil olabilmektir. Benim sanata bakışım her zaman böyle olmuştur. Evet. Ben de dünyanın en güzel kokusu 2'de oynadım. Sevgili Uğur Yağcıoğlu'nun çok değerli senaryosu ve yönetimiyle birlikte Gökhan Ayız'ın yönetmen yardımcılığında çok değerli bir filmde oynadım. Tabii seyredersiniz çok mutlu olurum. Şimdi çok mutlu olurum. Etimizi, soğanımızı, biberimizi, domatesimizi ve mercimeklerimizi kavurduk. En son biber salçasıyla beraber. Biber bir iki tur. Kesinlikle biber salçası. Kendileri de yapabilirler, ben çok severim. Yaptıktan sonra işte bu ses
bütün her şeyi bitiriyor. Ya sen farkında mısın? Yemeklerin notasını duyuyorsun. Aynen. Yani ya, yemeklerin notası her geldiğinde cızırtıya bak. Bak nasıl soğudu. Çıkan dumanın sesi nasıl. Senfoni yapıyor. Hmm. Bana diyorlar ki evli misin? Diyorum ki evliyim. Kiminle? İşimle. Yok canım, yani hayatta her şeyin bir kararı var Rüzgar'cığım. İşimle, eşimle diye hayat devam eder senin, evet, için inşallah diyelim. İnşallah, inşallah. Şimdi normalde bilindiği üzere aslında genelde bulgur pilavını veya normal pilavları yaparken önce bulguru falan kavururlar ederler. Aslında yanlıştır. Doğru, aa, tabii doğru yöntem önce işte bu tarz sebzeli etli bir pilav yapılıyorsa özellikle bulgur pilavı için salçasını ve suyunu koyup bu kaynaması lazım. Kaynadık bir biraz ağdalaşma yapar bu, biraz hafif koyulaşır. Koyulaştığı zaman bulgurumuzu boşalttığımız zaman o zaman işte istediğimiz kıvamı ve istediğimiz lezzeti alıyoruz. Ben bundan anladığımı anlatıyorum. Biz buna biraz da kendi içimizde yani şefler camiasında salma diyoruz, salma ben pilavı. Ben bunu anladığımı anlatıyorum. Diyor ki hepsi kokusunu aromasını versin, ortak bir koku ve aroma oluştursunlar ve hepsi aynı oranda bulgura geçsinler diyedir. Evet, doğru mudur? Kesinlikle. Çak. İşte bu. Son olarak değirmen tuzumuzu atıyoruz. Değirmen tuzumuzu verdikten sonra artık şu anda kaynamasını bekleyeceğiz. Biraz ağdalaşmasını. Ondan sonra bulgurumuzu ilave ettikten sonra bitmiş olacak. O zaman ne olacak diyoruz? Hadi tatlıya geçelim. Ne dersiniz? Önce hadi hocamı mı yapsak geçelim acaba? Vallahi ne ya, tatlıya geçelim. Ya tatlı dedik, tatlıya geçelim. Tamam, tatlı. Hoşaf mı yapmak istediniz? Yok. Tatlıya da devam edebiliriz. Tatlımız için önce aldık camımızı. Bir bardak şeker. Evet. Yine aynı şekilde bir bardak kadar un. Normalde bunu baştan kavurarak yaparlar ama tamam, ben o şekilde yapmıyorum. Ve ortalama 2-2,5 bardak kadar sütümüzü ilave ediyoruz. Şimdi sen benden çırpma teli de istersin. Evet. Değil mi? Al. Sağ olsunlar. Her şey elimizin altında. Evet, maşallah ekibimiz çok iyidir. Şu görüntünün güzelliğini, ay şunu alacağım. Bunu siz mi yaptınız? Rüzgar mı yaptı? İnanamıyorum. Rüzgar bugün bana çiçek getirmiş sevgili seyircilerim. Bir şeften ne bekliyorsunuz? Ya bir şeften ancak bu olabilir. Şeften orkide falan mı bekliyorsunuz? Bakın, bakın benim çiçek sepetimi görüyor musunuz? Sevgili Rüzgar'cığım çok teşekkür ederim. Vallahi çok makbule geçti. Bunu aldığında da seviniyorsun, tattığında da değil seviniyorsun. Değil mi? Kesinlikle. Teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Şimdi sütümüzü, şekerimizi, unumuzu koyduk. Birazcık kabartma tozu ilave ettik. Evet. Nişasta ve vanilya ile beraber tamamen tatlandıracağız. Bu kreması oluyor. Önce hı-hı, kremasını hazırlayacağız. Birer çay kaşığı kadar koymaları kafi gelecektir. Bu tamamladıktan sonra Ay. Şimdi bulguru ne zaman koyacağız? Daha var mı? Bulgur biraz daha var. Daha var diyor ya. Bulgura daha var diyor. Şimdi bunu karıştırdık. Böyle direkt deviriyoruz. Ocağımıza koyacağız. Orada ısıtarak değil mi karıştırmaya aynen devam edeceğiz. Aynen. Karıştırdığımız zaman daha kolay oluyor. Kolay oluyor. Hem kolay oluyor hem de daha keyifli bir. Yani çünkü önce mesela şekeri atıyorlar, unu atıyorlar, yağ ile kavuruyor. Ben dikkat etsen hiç yağ kullanmadım. Ya evet evet gördüm. Hiç yağ kullanmadım. Direkt bu şekilde muhallebi gibi olacak aslında. Tamam. Tamam. Padişah tatlısı yapıyoruz efendim. Evet. Padişah tabii tatlısı yapıyoruz. O dönem yapıyoruz. Tabii vanilya kabartma tozu yoktu ama biz tabii günümüze uyarladığımız için bazı ürünleri, yemekleri doğal olarak değiştiriyoruz bazı şeylerimizi. Bunu kavururken hemen öbür bor camımda da evet, kek malzememi hazırlıyorum. Kek malzememiz, camımızı alalım. Camımızda ısıya dayanıklı camımızı alalım. Evet. Ne yapıyoruz? İçine ne koyuyoruz? Önce yumurta tabii. Kek değil, tabii, değil mi? Evet. Kaç yumurta istersin arkadaşım? 4 yumurta kafidir. 4 yumurta. Hemen sana tamamını mı? Yani tamamını. 4 yumurta kırıyoruz. Evet, 1. Vay, tek elle. Aa Rüzgar'cığım yani pilavımı unutmamışsın ama. Peki bir dakika, tek elle kırıyorsun, biraz tüy ver bakalım. Nasıl mı? Evet. Bir şey söyleyeyim mi? Hadi bakalım. Gerçekten bunu kalben söylüyorum. Gülmeyeceksiniz ama söz verin sevgili seyircilerim. Kalbimden geçeni söyleyeyim. Hissedeceksiniz. Gülmeyin. Ama doğru. Hissedeceksiniz. Doğru.
Tuttunuz ya bunu elinizde. Onun vurma derecesine bakın. Aa, var diyor, dağılırım hızlı vurursam. Biraz daha ama içeli. Ama sen de yumurta kırarken aşk yaşıyorsun adeta. Evet, hissedeceksiniz gördüğünüz gibi. Bir yumurta daha alırsam. Yani hiçbir şey hayatta hızlı hızlı bir acele acele değil. Ne de çok yavaş yavaş, panikle, tereddütle değil. Hissederek, dengeleyerek. Şimdi tuttuk. İşte bu. Evet. Hemen yumurtaya elimizi değirdik. Ne yapıyoruz? Ellerimizi yıkıyoruz. Yumurtayı iyicene çırpıyoruz. Bu tatlının bir de bir özelliği var aslında. Evet. Bu tatlı iki şekilde konumlandırılıyor. Bir tanesi de irmikli olan. Evet, irmik var değil mi? Tabii. Onu şaşırdım ben. Bir tanesinde normalde de irmikli olan var. Bu irmiksiz olanı. Tabii. Bu irmikli yapılmayanı. Olanı. Bu biraz daha böyle kekli ve muhallebili gibi oluyor. Hı-hı. Yumurtamızı iyicene gördüğün gibi köpürterek yaptık. Ondan sonra İçine şeker ilave ediyorsun. Şeker ilave ediyorum biraz. Yani bir su bardağı kadar şeker ilave ediyoruz. Aslında baktığımız zaman normal bir kek kıvamında olacak. Hı-hı. Muhallebisiyle beraber birleştikten sonra çok farklı bir tat çıkacak ortaya. O zaman sen onları karıştırırken ben de hashtaglerimizi paylaşmak istiyorum. Yine yol arkadaşım geldi. Bayağı bir yol arkadaşım var. Yine dua et kardeşiz. Filmimiz var. Bütün hashtaglerimiz bitti. Şimdi unumuzu devam ediyoruz. Değil mi? Unumuzu koyduk. Evet. Unumuzla beraber karıştırıyoruz. Hamur kıvamında oluyor. Şimdi bunu biraz açacağız tabii. Aslında şu an kıvamı tamam ama ben biraz daha böyle hafif böyle sulu dediğimiz böyle yani. Kıvamlı olsun istiyorum. Yani. Onun için zaten şu anda aslında kek hamurumuz tamam. Tamam. Ama kakao kullanacağız. Kakao kullanmadan önce çok az bir şey. Yarım çay bardağı. Çay bardağı kadar. Hafif hani kek kıvamına getirmeye çalışırız ya her anne zaman. Anne keki vardır ya. Ah bayılırım. Anne kekine bayılırım. Bayılırım. Ben de zaten hani çok nadir kabarmalarda şeylerde gramı gramına giderim. Genelde o biraz hissiyattır o ne kadar. Hani mesela daha böyle puftik puftik olmasını istersen biraz sulu. Doğru mudur? Kesinlikle. Ben daha onu çok böyle seviyorum. Daha böyle yoğun içinde işte kakaosunu hissedeyim istersem kekinde daha unu bol, daha böyle şeyi bol kullanırım. Ama bu da rüzgardan gayet onayı aldıktan oldu sonra. Tabii gayet güzel oldu. Doğru yaptığımıza dair. Buna da dair aynı şekilde birazcık nişasta, yine kabartma tozu kabarsın diye birazcık vanilya ve kakao. Ve kakao. Padişahlar ağızlarının tadını biliyormuş ya gerçekten. Yani. Hani çok iyi yaşamışlar şey ama yani. Gerçekten çok iyi yaşamışlar o dönem kısmet mesela. Çok güzel. Çok her şey isterdim doğal. Her şey böyle toprağa çekirdek atıyorsun ağacı çıkıyor. Ne hormon var ne ilaç var. Yani gerçekten belki bir şeyler eksik ama her şey natürel ve doğal. Ben hep onu söylüyorum. Hiçbir şeyin dört dörtlük olmasına gerek yok ama dört dörtlük olacak diye biz plastikleşip doğaldan uzaklaşıyorsak o zaten dört dörtlük değil. O yüzden görüntü cam kullanıyoruz. O yüzden cam kullanıyoruz. Evet. Şu an artık bu da tamam. Şimdi bunu kalıbımıza dökeceğiz. Ve fırınımıza vereceğiz. Tabii bu arada fırınımızın özelliğinden bahsedeyim biraz ben. Biraz daha karıştırayım mı ben içimden olur geldi. Çok fırınımızın özelliğinden bahsedeyim biraz da. Fırının bir özelliğimiz var bizim. Biz bunu yaparken kesinlikle kokular birbirine karışmıyor. Şimdi illaki fırınımızın özelliği, evet. İllaki diyeceklerdir hani kuzuyla aynı yok, keki. Yok yok karışmıyor. Ben balıkla bile evet dedim bir şey olmuyor. Artık hemen hemen bütün fırınlar öyle Rüzgar'cığım. Özellikle turbo değil mi? Turbo kesinlikle böyle oluyor. Hani eğer çok da titizleniyorsanız ki saygı duyarız seve seve. O zaman şimdi seninle beraber o zaman ayrı ayrı pişirebilirsiniz değil mi? O kesinlikle. Tabii çok yaparlar titizleniyorsanız. Tabii. Şimdi final diyoruz arkadaşlar. Evet. Şu anlamda final diyoruz. Kekimizi yaptık artık. Yaklaş lütfen yaklaş. Evet açeliyle gülümse hayatta da açeliyle keki dökecek. Dökerim aşkı olsun. Hadi. Dökerim hadi. Ya bakar mısınız bakar mısınız?
Bak 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 bak. Yağ koymuyoruz değil mi? Bak, yok, son hamle. Yok yok direkt. Bak son. Direkt. Döküyorum bak. Evet. Döktüm. Kesinlikle. Döküyorum. Dök. Dök. Haydi işte bu. Evet işte bu. Döktüm. Ve ya biliyor musun? Bunun bu dibini yiyen çok şey arkadaşım tanıdığım var. Ben hala yiyorum. Sen yiyor musun? Ben hala yiyorum. Şurada çiğ yumurta var ya, hayatta yiyemiyorum ben ama. Ben hala yiyorum. Çok vallahi kişi yiyor yani. Ben pişmiş muhallebi falan alınca böyle çay kaşığıyla, o böyle çay kaşığı ufaktır ya, böyle güzel oluyor. Ne yalan söyleyeyim, harika şimdi oluyor. Şimdi ne yaptık? Kek yaptık. Biz şu an padişah tatlısı yapıyoruz. Padişah tatlısı normalde irmiklide yapılan, yapılan ne denir? Yapılan şekli var. Ama biz bugün... Şimdi önce kekimizi yaptık. 4 yumurta şekerle çırptık. İçine yağ koydun mu Rüzgar'cığım? Şeyin. Yok. Yağ da koymadık. Başka neler koydun kekinin içine? Kekin içinde yumurta var. Yumurta var. Şeker var. Şeker var. Un var. Un vanilya var. Var. Kabartma tozu vanilya var. Vanilya var. Kabartma kako tozu. Kako var. Kadar. Yağsız bir kek yani. Tabii tabii tabii. Zaman. Hiç yağ yok. Hiç, hiç yağ, yağ yok. Yok. Yağsız bir kek yaptık. Üzerine de Rüzgar muhallebisini yaptı. Aynen. Nasıl bir muhallebiydi? Muhallebimizde de süt var. Evet. Şekerimiz var. Un var. Şimdi bu tabii artık pişti. Piştikten sonra son aşamada soğutma aşaması diyoruz aslında biz buna. Hadi tekrar ya sütümüzü ilave ediyoruz. Hı-hı. Çünkü soğuk olması gerekiyor. Bunu şimdi çırpacağız. Çırptıktan sonra kekimiz piştikten sonra bununla birleştireceğiz. Ondan sonra tamam olacak. Alayım mı istiyorsun? Alacağım. Bu arada nasıl kuzu kokusu? Aa, şimdi bulguru ne zaman koyacağız? Taktım ben bulguru. Şimdi bulguru bakalım zaman... aslında bakalım. Hadi koyalım artık bulgurunu. Yok aslında, daha var mı? Yok. Mercimekler oldu, erikler tamam, biberler, domatesler hepsi tamam. Şöyle yapalım hatta gösterelim. Rüzgar Şef'ten bir dakika ha, sen evet, şimdi. Şimdi sıra ben, evet. Sıra bende. Rüzgar Şef'ten bulgur, kuzulu, prova pilavına bulgur ilave ediyoruz. Evet geliyor. Yani yaklaşık herhalde bir 15-20 dakika sonra koymuş oluyoruz değil tabii, mi? Tabii. İyice ne kaynattıktan sonra son böyle bir karıştırmayı yapıyoruz. Ay, eşit ay miktarda her tarafına dağıtıyoruz. Ondan sonra kapatıyoruz artık. Evet, şimdi onu güzelce birize karıştırıyorsun. Ondan sonra bekliyoruz dur artık bakalım dinlenmesini. Nasıl karıştıracak Rüzgar Şefimiz? Görelim. Şimdi kremamız krema oluyor. Hem soğudu aynı zamanda hem de iyicene kıvamlaştı. Şimdi sadece beklememiz gereken kekimiz çıktıktan sonra kekimizle birleştirip prezentasyonunu yapmak. Evet, şimdi kuru kayı soy şafı yapacağız. Evet, kuru kayı soy şafı için onu soğumaya alalım. Neye ihtiyacımız var? Kayısıya. Evet, kayı soy şafı için şu anda elimizde... 30 tane kayısı. Kayısı var. Evet, 30 tane 30 kayısı tane var. Kayısımız var. Hemen şöyle yapalım. Ama tabii ben kayısıları ortalama 1-2 saat önceden ıslattım. Çünkü suda 1-2 saat kalması gerekiyor. Onun için önceden ıslattım. Çok basit aslında. Önceden ıslattığımız kayısıları ikiye bölüp tenceremize alıyoruz. Evet. Ay. Doğanın lokumu değil mi bu? Doğanın lokumu. Tarifi de verdik. Kayı soy şafı yapmak isteyenlere. Yalnız gayet güzel böyle de şişmişler. Böyle ağaçtan lokum düşüyor sanki. Öyle değil mi? Baksana. Lokum gibi etli etli şu. Yani bunu bakar mısın? Böyle. Lokum gibi değil mi? Baksana şöyle göstereyim. Tam tam lokum. Evet aynen öyle. Ortalama 30-35 tane kayısı. Bu da... 6-8 kişilik olarak yapabilirler. Bir de bu kayı soy şafı dolapta durdukça da güzel oluyor değil mi Rüzgar? Soğuması lazım. Soğudukça evet, soğudukça ertesi gün çok daha güzel oluyor. Yani ben bu tarz yemekleri... Ben mutlaka bir de böyle hoşapları sabah kahvaltıda tüketiyorum, öneririm. İncir de çok güzel oluyor. İncir de. Yani... Sabah güzel yumurtanızı, peynirinizi, sütünüzü, zeytininizi yiyorsunuz ya... Mutlaka böyle bir kayısı, incir hatta süte de ıslarsanız, yani süte de ıslayıp bir gece önceden üzerine bir kahveyle birlikte hem sindirim sistemi için çok iyi oluyor hem de inanın çok lezzetli. Biraz da tarçın üstüne çok lezzetli oluyor. Acıktım ya. Acıktın çok değil güzel mi? Çok güzel. Sen benden iyi tarif ediyorsun ben söyleyeyim yani. Sizin o muhteşem hoşgörünüzden faydalanıp ben de bilgilerimi sunuyorum. Öyle özgüvenli şefim olmasa böyle rahat rahat konularına girebilir miyim? O sizin güzelliğiniz. Kayıslarımız teşekkür tamam. Ederim.
bir su bardağı kadar şeker atıyorum, evet, o kadar. Evet. Daha fazla şeker atmıyorum. Ondan sonracıma suyumu ilave ediyorum. Şimdi tabii kaynamaya bırakacağım ama kaynamaya bırakırken bir tane tarçın, çubuk tarçın atıyorum. Ve karanfil. 4-5 tane karanfil atıyorum. Ve kapağımı kapattıktan ne sonra... Ne kadar? Kaynaması mı? Yani normal ortalama 30 dakika, 25 dakika. Kaynatacağız yani. 20-25 dakika kaynattıktan sonra tamamdır. Ondan sonra soğumaya bırakıyoruz. Kaselerimize koyacağız. Afiyetle yiyeceğiz soğuduktan sonra. Çok güzelmiş. Aslında yapımları çok kolay. Yaptığımız her şeyin aslında yapımı çok kolay ama... bazen o kadar, mesela şu an 4 kors yaptık, yani pilav yaptık, kuzuyu yaptık, koşafı yaptık, tatlıyı yaptık. Bence çok güzel bir kombinasyon sundun bize. Yani hafta sonu misafiriniz varsa lütfen ama lütfen bunu değerlendirin. Çok basit yaptık aslında, çünkü şu var, yemek yapmak aslında çok kolay. Cidden çok kolay. Bizler bazen kendimizi yoruyoruz. Yani çok kolaylıkla. Şu anda 15 dakikada, 20 dakikada 4 çeşit yaptık. Tabii tabii. Tarifte de 1,5 su bardağı şeker vardı ama biz 1 koyduk. O da bir kişiye koyduk. Bağlı değil mi? Standardı biraz birdir şu anlamda. Kayısı bizim biraz tatlı. Bu meyvenin tatlısının tadına göre de değişiyor. Yani kişisel zevk. Mesela incir kullanmış olsaydık incirde daha az kullanacaktık. Çünkü incirin o içindeki lezzetinden dolayı daha da tat verir o. Onun için... Orta şekerli diyelim. Çok teşekkür ediyorum İzgar'cığım. Kolay gelsin sana. Ben hemen Nilgün söz verene gideceğim. Ay biz neler böyle işleyeceğiz, yapacağız, göreceksiniz, bayılacaksınız. Hatta Açelya hemen bugün masaya oturup bunları değerlendirmek istiyorum diyeceksiniz. Hoş geldin Nilgün'cığım. Nasılsın? Teşekkür ederim. Nasılsınız? Açılıyor. İyiyiz vallahi, biz tabii ki çok iyiyiz. Çok evet, mutluyuz. Yayınımıza da hoş geldiniz. Hoş tekrar bulduk. Oturun. Tamam. Nereden geliyorsun? İstanbul Büyükçekmece'den geliyorum. Evet. Ne yapacaksın peki bize bugün? Ben dışarıda... Ya mağazalarda gördüğümüz çok şık hırkaları aslında çok kısa sürede nasıl dikilebileceğini burada sizlere anlatmak istiyorum. Dikeceksin. Evet, dikeceğim. Aa, ne kadar güzel. Dikiş dikiyoruz yayında. Hepimizin var artık evde bu makinelerden. Kesinlikle evet, edinmeli zaten. Edinilmeli bence herkes. De. Peki ne alacağız bunun için? Şöyle söyleyeyim. Bunu sordular bana az önce, hani siz mi ördünüz diye. Hayır. Ben kumaşlarımı hazır satın alıyorum. Hı hı. Hazır aldıktan sonra kalıplar üzerinden kesip... Ne kumaşı deniyor buna? Bu kullandığım kumaş triko kumaşı. Triko kumaşı evet, diye alacaksınız. Fitilli triko benim şu anda kullandığım ama hani şurada mankendeki de mesela çok esnek, ince bir triko. Hemen gösteriyorum. Hemen bugün yapacağımız, dikeceğimiz... Evet, bu bitmişi. Hı. Bitmişini seyircilerimize mağazadan almadık. Evet. Nilgün kendi dikti. Bakın. Çok hoş oldu. Şöyle çok güzel oldu değil mi? Aplikelerle ben hani kendi zevkime göre bu şekilde süsledim ama bakın, siz sevmiyorsanız. Yok yok. Koymayabilirsiniz. İstediğiniz gibi kullanabilirsiniz. Çok keyifli, böyle hafta sonu bir evet, tişörtün üstüne gittiğiniz yerde rahatlıkla alabileceğiniz bir şey. Hadi yapalım mı? Ben tamam, heyecanla bekliyorum. Tamam, yapalım. Hadi Nilgün'cüğüm, neler yapacağız şimdi? Şimdi dikiş dikeceğimiz için önce evet, birazcık dikişten bahsetmek istiyorum ben sizlere. İnsanlar genelde dikişin çok zor olduğundan yakınırlar. Hani nasıl yapacağım, nasıl edeceğim diye. Aslında dikiş çok basit bir yapboz. Ay hani, güzeldi bu yapboz. Hangi parçaların nereye ait olduğunu bilirseniz kesinlikle çok güzel parçalar oluşturabilirsiniz. Ben şimdi hani süremize sığmayacağı için kumaşımı evde kestim, geldim. Hı-hı. Bu şekilde yerleştirdim. Bakın aynı yapboz gibi. Evet. İki ön parçam var, simetri. Evet. Tek arka parçam var, orta yani orta dikişi yok. Bütün olarak kestim. Zaten ben Instagram hesabımda, onu da belirteyim, Nilgün söz verende kalıp detayları mevcut. Hı-hı. Santimine kadar hani programdan sonra denemek isteyenler oradan ölçülerini alabilirler. Tamam. Şöyle de verebilirim isterseniz size. Tabii. Gösterebilirim böyle belki. Kalıp desenlerimiz var, kalıplarımız santimlerimiz var. Santimlerimiz mevcut. Santimleri var. Ben santimlerini söylerken siz de gösterin. Olur. Mesela ön 2 çarpıda 75 santim boydan. Evet, şöyle göstereyim, ben buraya serdim ama kaldırayım. Gösteriyoruz. Bakın. Şu şekilde. 75 santim boydan. Şu şekilde. Enden 29 santim. Evet. Omuz 30 santim. Evet. Şu omuz. Düşük, bakın burası düşük, düşecek, omuz. Hı. Yani düşük omuz sevenleri. Siz evet, düşük omuz sevmiyorsanız daha kısa tutabilirsiniz. Evet, kesinlikle. 30 santim. Hemen söylüyorum. Kol oyuntusu 20 santim, biraz geniş olsun diye. Evet, şöyle geniş salaş durması için mankende de görülüyor. Biraz geniş santim bıraktım.
Arkada aynı şekilde değil mi hemen hemen? Evet, arkada onun simetriği diyebiliriz. Simetriği sadece gibi. Biraz geniş, daha geniş 34 santim evet, etekleri. Etekleri yani o biraz daha hani arkası şey olsun diye, geniş olsun diye. Evet. 34 santim. Manşetlerimiz var 24 evet. santim. Şu şekilde göstereyim ben manşetleri. Şöyle bir dikdörtgen. Eğer uygun olursa bunu da dikeriz. Birleştirip hani böyle sweatshirtlerde, hazır sweatshirtlerde daha böyle sıkıcı oluyor evet. ya kol kısımları. Hani daha temiz dikiş olsun, derli toplu dursun diye. Ben manşetle çalıştım ama isteyenler kıvırıp da dikebilirler. Hı-hı. Hani ben manşetle uğraşmak istemiyorum diyenler. Evet. Burada ne var? 14 santim evet. var bir de. 24 santim, 14 santim iki tane manşet simetrik iki kola olacak. Etek patı dediğimiz şey hani pat kelimesi yabancı gelebilir size. Gene temiz dikiş görünsün diye. Ya şöyle istersen göster bana. Şu evet. şekilde eteklerin ucuna dikip gerdirerek dikeceğim. Ve etekleri yayılmasını engelleyecek ve de çok güzel bir görüntü oluşturacak. Bakın böyle. Ben hatta ekranda tutayım. Siz telefonlarınıza çekmek istiyorsanız çekin sevgili seyirciler. Hemen bakın böyle bir 10 saniye tutayım bakın şeyleri de yapmak isterseniz diye. Çok basit zaten çok inanın basit, deneseler da. Ne kadar basit çok olacağını teşekkür. Görebilirler. Hadi başlayalım tamam, bakalım. Tamam başlayalım. Şimdi ben bunları sermiştim kaldırıyorum. İlk yapmamız gereken şey hani bu tür üst parçaları dikerken omuz dikişlerini yapılması. Omuz dikişleri. Evet hemen şimdi biz bir tane omuz dikişimizi oluşturalım. Bir de kumaşla ilgili hani nereden alınacağına dair bana çok soru soruluyor. O konu hakkında da bilgi vereyim ben kısaca. Şimdi ben İstanbul'da yaşadığım için İstanbul pazarlarında kumaş bulmamız mümkün. Mümkün. Çok çeşitte, çok uygun fiyata kumaşlar bulabiliyoruz. Ama İstanbul dışında yaşayan arkadaşlar için de gene internetten triko kumaş satın almak istiyorum diye yazdıklarında evet, çok rahatlıkla her yere ulaşabilirler. Yetişmeyecek. Hadi, özür dilerim. Hadi, tamam. Hadi, estağfurullah canım benim. Yetişsin görsün tamam. seyircilerimizi. Şöyle ben küçük bir iğne yapacağım. Sizler de eğer amatörseniz kesinlikle iğneleyin derim çünkü kayma yapar. Şu şekilde bakın birebir geliyor zaten. Hı-hı. Tamam şimdi makineye geçiyorum. Evet şimdi makinemiz tıkır tıkır. Evet. Makinemiz. Ay şu eski makineler de çok güzel değil mi? Kesinlikle. Hadi bakın dikiyoruz. Omuzdan evet. başladık dikmeye. Şimdi biz omuz dikiyoruz. Öyle değil mi? Evet, omuz dikişini yapıyoruz. Gövdeyle arkayla ön gövdeyi birleştiriyorum. İki parça olduğu için önce bir tarafı yapacağım, daha sonra bir tarafı. Düz dikiş. Yani hani bundan insanlar çekiniyorlar. İnanın denesinler. Hı hı. Çok basit. Çok güzel. Çok dümdüz dikiş. Tamamdır. Evet. Omuzu bitirdik bile. Bakar mısınız? Evet. Şöyle iğnelerimi omuz alayım. Omuz bitti. Şimdi nereden başlıyoruz? Şimdi omuzu yaptık. Kolu yapalım. Bu evet. içeride kalan evet. tarafı değil şöyle mi? Şöyle söyleyeyim. Ben tabii düzünü içeriye aldım. Dikiş içeride kalacak. Biz temiz kısmını giyeceğimiz için evet. bu şekilde görünecek. Şimdi kolu birleştireceğim. Bakın zaten şöyle açtığımda. Evet. Kolu da şöyle açtığımda. Yapboz derken bunu kastetmiştim. Nasıl kalıbın denk geldiğini görebiliriz. Hmm. Gene aynı şekilde kumaşın düzleri içeride olacak şekilde. Ben burada hani omuz yerini belirledim hani programda rahat olması için. Bu şekilde omuz dikişine getiriyorum, iğneliyorum. Ha, ortalıyorsun yani. Evet ortalıyorum. Ki... Yani kolu omuz dikişini ortalıyor. Tam Hı-hı. ortasından bir daha söylüyorum. İğneliyor ki kaymasın evet. diye. Şimdi her iki tarafı dikecek. Omuz dikişinden başlayacağım. Bir tur böyle, bir tur öbür tarafa. Tarafı, sonra birleştireceğim. Dikecek, birleştirecek. Evet. Şimdi hemen onu da yapalım. Tamam. Aslında çok güzel bir örnek verdin. İlgin yaparken ben de konuşmak isterim sizinle. Takı bir puzzle gibi, birleştirme gibi. Evet. Evde küçük böyle ev için olan dikiş makineleri var. Ben bir ara çok merak sarmıştım. Yapmak da çok istedim. Ama ilk fırsat bulduğumda yapmaya devam edeceğim. Dikiş kesinlikle. Benim için terapi. Evet kesinlikle benim için de öyle. Ve büyük bir özgürlük gerçekten. Evet, çok güzel. Bir tarafını bitirmiş oldu. Şöyle kaçmaması için ters dikişte atıyorum. Bitti orası. Şimdi öbür tarafı dikeceğiz. Evet, omuzun simetrik kısmını, kalan kısmını birleştiriyorum. Dikerken aynı zamanda seninle konuşayım. Birazdan biliyorsun Profesör Doktor Serdar Tezalman bizle birlikte olacak. Evet. Endokrin cerrahi uzmanı var mı? Tiroidin, guatrın öyle bir şey yaşadın mı hiç?
gençlik yıllarım daha önceden yani üniversite yıllarımda öyle bir problem olmuştu. Aha. Çok küçük bir süre tedavi gördüm. Tiroidle ilgili. Evet, tiroidle çok ilgili. Çok mu çalışıyordu, az mı? Çok çalışıyordu. Çok çalıştığı için sinirliydim, zayıftım. Hmm. Ama ben onu hani hakikaten guatr'dan olduğunu bilmiyordum. Doktor falan gezdik. Ellerim çok titriyordu. Daha sonradan anlaşıldı ki guatr'mış, çok basit bir şekilde çözebildik. Çözdüm. Tamam. Şimdi doktorumuza da soracağız. Evet. Serdar Bey'e. Serdar Bey geldi yayınımıza. Vallahi hiçbir yere ayrılmayın rica ediyorum sizden. Çok önemli bir konu çünkü. Tamamdır. Şöyle gösterelim. İğnemizi hı-hı alalım ki batmasın. Bu ne yaptık şimdi? Kolu da bittik. Heh. Omuzumuzu birleştirdik diyelim. Şöyle açayım daha net gözüksün. Şöyle kolu. Bakın. Heh. Oluştu şimdi, bile. Oluştu bile bakar evet. mısınız? Hemen oluştu bile. Yani ben bir omuz ve kolu birleştirmeyle vallahi gövdeyi ortaya çıkarttım. Oldu. Bir de biliyor musunuz bu kumaş şeyi de çabuk güzel evet. gösteriyor. Dikişi evet. de böyle çok düzgün gösteriyor triko kumaş. Kumaşım akmadığı için de çok iyi bir şey. Hani aksaydı overlock geçmek zorundaydım ama tertemiz hiçbir yeri kirletmeden tertemiz dikebilirsiniz. Evet. Şimdi yapmam gereken şey gene ters çevireceğim. Bu şekilde buraları birleştirmek. Hmm. Aynı işlemi simetriğine de uygulayacağım. Eteklerini patla, yakasını patla kapatıp bitireceğim. Hadi yap bakalım şu kolu tamam. görelim bir tam kol görelim. Tamam. Okay. Tam kol görelim. Gene tam dikiş bitim noktasına geliyorum şu şekilde. Evet yine iğne buraya diyorsun. Bir iğne yapalım ki kaymasın. Çünkü trikolar esnek olduğu için sağa sola kayma yapar. Daha sonradan sökmek zorunda kalabilirsiniz. Onu yaşamamak için. Hırka dikiyoruz efendim hırka. Şu şekilde koyalım. Tamam. Şimdi kolumuzu tamamen bitiriyoruz. Evet. Ailende terzi var mı? Terzi annem ben çocukken dikerdi. Hani terzi değildi ama eskiden ev hanımları hep dikerdi ya. Hatta öyle reklamlar falan vardı. Her benim de dedem terziydi. Gerçekten evet. ne kadar güzel. Annemin mutlaka babası sizde çok, de vardır. Çok önemli bir hot kütürdü. Bir yetenek. Döneminin. Modelleri o belirler, modayı belirlerdi. Ay ne kadar güzel. Ben de annemden yani bu dikişi sevmem. Annemle ilgili. Şimdi yan dişi geçiyorum. Kolu kapattım. Kol hı-hı. kısmını kapattım. Şimdi şöyle söyleyeyim şu kısmı geçiyorum. Yani. Yanı kapatıyorsun. Yani aslında biz ne yaptık? Bir hırkanın şimdi size bir tarafının dikişini göstermiş olduk. Bir tarafı dikiliyor hırkamızın. Evet. Sevgili Nilgün. Dikmeye devam edecek. Ben de yavaş yavaş tamamdır. Doktorumuza gideceğim. Tamamdır. Çok önemli bir konuyu konuşacağız bugün. Aslında doktorumuza soracağım neden çok önemli. Endokrin cerrahisi uzmanı Profesör Doktor Serdar Tezan. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? Teşekkürler. Siz nasılsınız? İyi. Sizi gördük daha iyi olduk. Çok önemli bir konuyla bizle birliktesiniz hocam. Öncelikle vaktinizi ayırıp geldiğiniz için çok teşekkür ediyoruz. Memnuniyetle. Tiroidle ilgili konuşmak istiyoruz hocam. Evet. Çünkü biz halk arasında tiroid, guatr o kadar çok konuşuyoruz ki ama konuştuğumuzda bazen bilmiyoruz. Yani öncelikle tiroid nedir ve nerededir? Evet, tiroid bezi aslında metabolizmamızla ilgili hormonları salgılayan ana bir bezdir ve bu boynumuzda nefes borumuzun önünde yer alan şurası, bir hormon evet. salgılayan bezimizdir. Hatta Alman literatüründe buna kalkan bezi derler. Şültürüzü de gerçekten de görüntüye baktığı zaman kelebek veya kalkan bezi kalkana da benzemektedir. Yani şurası mı hocam? Burası evet, mı? Burada gördüğümüz tam gibi burası tiroid bezi. Tiroid bezidir. Ne işe yarıyor tam olarak bu bez? Hormonları mı salgılatıyor? Evet, tiroid bezinin bizim bilimiz T3 T4 dediğimiz günlük metabolizmamızı dengeleyen ana hormonları vardır ve bunlardan sorumludur. Aslında bu hormonlar da bütün metabolizmayı dengeleyen ve düzenleyen hormonlardır. Eksikliği ve yokluğunda bir takım problemler yaşanır. Yani bir orkestra şefi gibi değil mi? Aynen. Aslında asıl orkestra şefi beyincikte hipotalamus ama bu da hormonları düzenliyor dediğiniz için çok da önemli. Peki biz tiroid bezimizin normal çalıştığında zaten hayatımızda hiçbir aksaklık olmuyor ama evet. Az çalışması ve çok çalışması nedir? Önce onu sormak istiyorum. Sonra belirtilerini sizden alacağım. Tabii. Az çalıştığı zaman evet. hormonların az salgılanması söz konusudur ki bununla ilgili olarak da beyincikten salgılanan T3
tiroid stimülan hormonu dediğimiz TSH dediğimiz hormon ise o artar. Yani bu şu amaca gider, tiroid bezine emir yollar biraz fazla çalış diye. Eksik çalışmasında tiroid hormonları kanda düşerken beyincikte onu idare eden hormonda bir yükselme görürüz. Çok çalıştığı zaman ise tam tersi bir mekanizma olur. Buradaki hormonlar artarken TH4 kanda, bu sefer de beyincikteki organize eden hormon TSH ise düşer, baskılanır. Peki hocam, biz tiroidimiz az çalışıyor ise vücudumuzda ne gibi emareler oluyor bizim? Bir kere az çalışıyor da tüm sistemler yavaşlar. Yavaşlıyor. Demek ki metabolizma yavaşlar. Kilo artışı olur. Kilo artışı. Örneğin gastrointestinal sistem yavaşlar. Bununla ilgili problemler yaşayabilirsiniz. Kabızlığa kadar. Kabızlığa kadar. Tabii, aynı şekilde. Merkezi sinir sistemi yavaşlar. Depresif hissedersiniz. Yorgun hissedersiniz. Az çalıştığında. Az tiroidimiz çalıştığında. Az çalışıyorsa eğer, daha depresif, daha yorgun, daha kilo alımına yatkın. Kabızlık şikayetleri. Kabızlık şikayetleri. Tabii tüm sistemlerde, yani vücuttaki tüm sistemler hepsi daha az bir şekilde çalışmaktadır. Bu şekilde, aynı şekilde bu az çalışması ciltte kuruluk yapabilir, saçlarda dökülme yapabilir. Saçta dökülme. Tabii kırıklık yapabilir. Kırıklık. Tabii bunların hepsi yapar. Yani ama hocam, bunların bir bütün olması mı gerekli, yoksa bir tanesi de bir belirti olabilir mi? Ya bir tane, bir iki tane belirti olabilir. Belirti olabilir, olması zaten büyük bir şanssızlık olur yani ama. Yani benim saçım dokuluyor ama vitaminim eksik, ondan dememek gerekiyor. Yani, çünkü bizde tıpta bir sürü semptomlar subjektif. Yani tüm sistem hastalıklarında birçok semptomu bir arada görürsünüz. İşte onu da analiz edip hangisine bağlı olduğu da hekimlerin işi zaten. Ama tek saç dökülmesine kalkıp da bunu tiroide bağlarsanız bu söz konusu. Bize de öyle çok hasta geliyor ama saç dökülmesine tiroid hormonu normal oluyor. Başka nedenler de olabilir ama sistemin yavaşlaması durumunda da bir nedendir. Tiroidin az çalışması tıbbi olarak, hani halk arasında biz de konuşuyoruz, hipotiroid mi oluyor? Hipo, evet. Hipotiroid, evet. Yani eksik çalışıyor. Eksik çalışması. Fazla dediğiniz zaman hiper. Hipertiroid oluyor. O, tam onun da belirtilerini sizden rica edeyim. O da zehirli guhatır dediğimiz halk arasındaki tablodur. Zehirli guhatır deriz. O zaman fazla çalıştığı zaman, o zaman metabolizma hızlanıyor. Yiyorsunuz, zayıflıyorsunuz. Ama kemikler de eriyor. Değil uzun vadede. Biz hemen yiyorsunuz, zayıflıyorsunuz, cebe alıyoruz ama maalesef kemikler de eriyor. Evet, kemikler de eriyebiliyor. Bu sefer kardiyovasküler sistem aşırı miktarda çalışıyor. Tabii nedir taşikardi, hocam kardiyo? Kalp sistemi, çarpıntı. Taşikardiyi görebiliyoruz. Bunun yanı sıra gastrointestinal sistem, yani bağırsak sistemi hızlı çalışıyor. Tam tersi. Sinirlilik oluyor ve santral sistem. Çok aşırı şekilde reaksiyon gösteriyorsunuz. Veya sıcağa tahammülsüzlük oluyor. Yani bu ortam, örneğin normal bir insan için sıcakken siz camları açıyorsunuz. Burası ne kadar yani sıcak diyorsunuz. Herkes için üşürken size sıcak geliyor. Tam tersi oluyor. Mesela hipotiroide üşüme olurken hipertiroide ise terleme, yanma gibi belirtiler ortaya çıkabiliyor. O da metabolizmanın hızlı kalması, terleme geliyor. Cilt kadife gibi oluyor. Islak, nemli bir cilt nemli oluyor. Nemli cilt oluyor. Böyle ellerin içi sulu sulu olur. Evet, terleme de olur. Daha çok terleme görürüz. Evet. Peki hocam. Belirtilerden gene bir tanesi. İlla ellerde terleme olsa buna bağlı değil. Ama yine de bu noktada bile gidip bir doktora nasıl biz tiroidimizi nasıl tespit ediyoruz? Çok basit, yani bir fizik muayene ile birlikte öncelikle bezin değerlendirilmesi söz konusu. Ondan sonra da bunun tabii bir hormonal bezi olduğu için kanda hormon değerlerine bakmak gerekiyor. TSH mı dediğimiz? TSH, serbest T4 veya T4 dediğimiz veya T3 dediğimiz tiroid profili. Tiroid hormon profiline bakmak gerekiyor. Peki ben size şunu sormak istiyorum. Biz hep tiroidi daha ergen, yetişkin hastalığı olarak algılarız. Algımız öyledir. Yeni doğan bir bebekte ya da çocuklarda da tiroid bozukluğu görülebilir mi? Kesinlikle görülebilir. Zaten rutin olarak bizim ülkemizde de doğumlardan sonra ilk etapta çocuklarda topuktan kan testi alarak tiroid hormonlarına bakılır. Örneğin annede bir hipotiroidi söz konusu olduğu zaman bu farkına varılmazsa bebeği olumsuz etkileyebilir. Beyin gelişimini olumsuz yönde etkileyebilir. Bunun da nedeni çocuklarda sadece fonksiyonel rahatsızlıklar söz konusu olabildiği gibi, yani eksik çalışmasında gelişim eksikliği söz konusu olabildiği gibi nodüller de görebiliriz. Yani tiroid üzerinde bir takım yumrular da görülebilir çocukluk çağlarında. Çocukluk, yani tiroid bozukluğu olabilir değil mi hocam? Tabii. Annede hamilelikte oluşup eksik bir tiroid bezi varsa çocukta gelişim eksikliği olabilir, söz konusu olabilir. Çok önemli. Hamileler bu anlamda kan testi yaptırıp yaptırıyorlar tabii. Bizim bakmak gerekiyor. Peki burada bugün, tam hamilelik döneminde tedavisi olabiliyor mu? Tabii, çocuğa daha zararı olmasın diye. Tabii böyle bir şey saptarsanız tiroid hormonu replasmanı yaparak tedaviyi yerine koyarak hastanın dengede tutarak, çünkü kullandığımız tiroid hormonunun T4 dediğimiz hormonunun bebeğe ve anneye, yani dengede gittiği sürece hiçbir zararı yok. Hayır, yoktur.
Çocuklarda görülen asıl bir problem de ailevi tiroid kanserleri hastalıkları vardır. Ailede öyle bir şey varsa çocuğa geçme ihtimali de vardır bazı tiplerinde. Evet. Ama bunları çok seyrek görüyoruz. Çok seyrek görüyoruz. Yine sorularımın içinde hocam bu özellikle çocuk tiroidinde anneler babalar hani doğuştan olmayabilir. Sonradan yine aynı mı yetişkinlerde gördüğümüz gibi hipertiroidde ve diğer tiroidde yani yavaşlaması ve hızlanmasında daha bizim aynı şekilde görebiliyoruz. Aynı şekilde görebiliyoruz, gözlemleyebiliyoruz. Çocuğumuz birden çok kilo alabiliyor ya da yiyor çocuk yiyor hareketli ama çok zayıf. Halsizlik nerede oluyordu hocam? İkisinde de olur ama daha çok hipotiroidi daha ön planda olur. Çünkü metabolizma yavaşladığı için halsiz ve yorgun hissedersiniz. Hipertiroidi de aşırı çalışması da insanda halsizlik yapabilir. Metabolizma hızlandığı zaman. Siz düşünün ki bir arabanın ikinci vitesi 100 km hızla gitmesi gibi. Sistemi yoruyorsunuz. Çok doğru, çok doğru hocam. Peki biz guatr deriz. Hani, guatr ile tiroid aynı mıdır? Aslında guatr genel bir... Öyle diyelim. Yani bütün ailenin adı mı guatr hocam? Evet, bireyin adı tiroid. Aynen. Yani hastalıkların tümüne birden kanserinden tutun selim hastalıklarına veya fonksiyon hastalıklarına hepsine guatrım var diyorlar. Zehirli guatrım da dediğiniz biraz önceki. Evet. Hepimizin tiroidi var. Ama hastalıklarına guatr diyoruz. Hastalığın adı guatr. Adı guatr hastalığı. Evet. Bölgesel olarak da çok değişiklik gösteriyor tabii, hocam. Beslenmeyle alakalı mıdır? Tam da onu soracaktım size. Şimdi tabii bizim ülkemizde de bazı bölgelerde yaygın görüyoruz. Yani bunlar örneğin İç Anadolu bölgelerinde yaygın gördük. Sularda florin zengin olması tiroide neden açtığı gösterilmiş. İşte ne bileyim Karadeniz bölgesinde karalahananın uzun süre. Ama bunları artık giderek daha seyrek görüyoruz. Çünkü günümüzde de artık insanlarımız daha dengeli besleniyor. Beslenmeye önemsiyor. Bunlara bağlı olan guatrojenik gıdalarla sürekli temasta olması lazım. Bir daha alabilir miyim? Guatrojen yani guatra sebep olan karalahana. Nedir guatra sebep olan? Yani sularda florür mesela sularda florür çok zengin olması sebep olabilir. Ya da karalahana gibi bunlar içerisinde yer alan guatrojen maddeler tiroid bezindeki büyümelere yol açabilir. Bunları daha çok bizim Karadeniz bölgesinde görüyorduk. Ama günümüzde artık tuzlardaki iyotun kullanılması 1997'den beri bir koruma programını Sağlık Bakanlığı aldığı için bu tip büyük guatrları artık daha seyrek görüyoruz. Daha az oranda rastlıyoruz. Bir de tere içinde onu derler hocam. Evet. Çok fazla çalıştırıyor tere. Yani besinlerle, lahana için dediğiniz gibi. Hemen şuradan guatr şemamıza gelmek istiyorum ben. Tabii. Tam olarak guatr'ı göstermek için sevgili seyircilerimize hocam. Siz buyurun gösterirseniz eğer. Tabii tiroidin tam önünde tiroid bezi, trakea dediğimiz nefes borusunun önünde yer alan kelebek tarzı bir organ. İki bölümü var. Bir sağ ve sol ortada birleşen bir orta bölümü vardır. Yaklaşık 30-40 gram ağırlığında bir bezdir. Ama tabii hastalığında çok daha büyür. Örneğin şu slaytın grafikte gördüğünüz gibi. Bu büyüdüğü noktada hiper ya da diğer onun fonksiyonuna bakmak lazım. Bağlı. Çünkü bazen büyümesi illa hipertiroidi anlamına gelmez. Gelmiyor. Fonksiyon normaldir. Sadece organik olarak yani organizmada bir büyüme söz konusudur. Ama dengede gider hormon. Bu bir hormonal bozukluğa yol açacak diye mi yoktur? Her büyümede o zaman hormonal bozukluk değildir. Değildir. Örneğin kanserileştiği zaman hormonum benim normal gider hasta. Olabilir. Fonksiyon normaldir ama o bir solid lezyondur, organik bir lezyondur, farklıdır. Hücresel bir değişikliğe uğramıştır. Peki hocam, şurada da o dıştan görünüşü dıştan böyle bir yuvarlak gibi mi? Bir boyunda kitle olarak gözükür. Biz buna bir nodül veya yumru diyebiliriz. Yumru diyebiliyoruz. Böyle hocam görürüz biz birçok insanda. Mesela boğaz şiştir, burası şiştir. Şurada da görüyorsunuz mesela bir yumruyu böyle tiroid bezinde tek solitane. Ama burada bütünüyle büyümüş çok sayıdaki nodülleri görüyoruz. Nodülleri de konuşmak istiyorum hocam. Tabii. Nodüllerin nasıl oluştuğu, nasıl önleneceğini ama sorularımız varmış izninizle. Tabii. Önce soruları iletmek isterim size. Fatma Hanım göndermiş. 24 yaşında tiroid hastası kızım var. Geçmiş olsun. T1, T2, T3 yüksek çıkıyor. Bir süre düzelse bile sonrasında tekrar fırlıyor. Nasıl tedavi edebiliriz? T1, T2 bilmiyorum öyle bir yanlış yazılmışım. T1, T2, T3 yüksek çıkıyor. Herhalde bir süre, T3, T4'tür. T3, T4'tür hocam, evet. Yüksek çıkması demek ki hipertiroidi söz konusu. Bu öyle bir şey dengede. Hipertiroidin de seyrinde bu tip dalgalanmalar görülür. Zaman zaman düzelir ve remisyona gelir. Zaman zaman da artabilir. Bu tabii iyi bir endokrinin takibinde bir endokrin merkezinde olması lazım. Pakize Hanım, öncelikle gidin diyorum ben soruyu okuyacağım ama doktorumuza. Kızımın sol tarafında guatr'da bir şişme var. Sadece sol tarafta şişme 5 milim büyüme var. Patolojiye Edirne'ye gitmesi gerekiyor. Fakat kötü sonuç geleceği için korkuyoruz. O yüzden parça veremedik. Ne yapabiliriz?
Tiroidin kötü senaryodan korkmamak lazım. Tiroid kanserinden radikal olarak kurtulmanız mümkündür. Yani onun için bence tanıda gecikmemek gidin, lazım. Tanıda gecikmeyin. Anlıyorum sizi, çok haklısınız. Çok zor, kalben katılıyorum. Ama daha sonraki ferahlıkları düşünün. Çözümü var. Allah çözümsüz dert vermesin. Tabii. Mutlaka götürün lütfen kızınızı. Gece Natıf Fakültesi de bu da iyi bir merkez. Çok merkezdir. İyidir değil mi? Güner Hanım, 2 sene önce Hashimoto teşhisi konuldu. Geçmiş olsun. Doktor ilaç verdi fakat bu ilaç çarpıntı ve aşırı sinir yaptı. Sonrasında ilacı değiştiremedim. Kabızlığım var, saç dökülmem var. Aşırı sinirlilik halim devam ediyor. Guatr olmasına rağmen doktor kilo al dedi. Aşırı zayıfım, ne yapabilirim? Şimdi Hashimoto çok farklı. Değişik bir hastalık. Bu kronik tiroid bezi iltihabıdır. Burada makette görüyorsunuz. Evet. Tiroid bezinde otoimmün dediğimiz bağışıklık sistemiyle alakalı bir hastalık. Soracaktık yani, aslında Hashimoto'yu. Yani evet, Hashimoto'yu şöyle diyeyim ki vücudunuz sizin aynı aşılanmada olduğu gibi tiroid bezine karşı antikorlar oluşturur. Başlangıcında aşırı çalışması vardır bezin. Zaman içerisinde normalleşir, sonra eksik çalışır. Muhtemelen dinleyicimizde olan hadise de eksik çalışması, ki ilave hormon vermişler. O zaman bunu dengede gitmek lazım. Beslenmesine dikkat etmesi lazım. Özellikle Hashimoto'da zaman zaman iyotlu tuz gerekir ama çoğunlukla da doğal kaya tuzunu kullanmak lazım. Burada gösterebiliyor muyuz hocam Hashimoto'nun? Şimdi şu normal bir bez bakın. Bu bakın. Şu şöyle. Gösterelim. Evet. Şu böyle bir normal bir bez. Evet, bu normal bez. Normal bir olması gereken tiroid bezimiz. Hashimoto'da ise yalancı nodüller olur. Biz pseudonodül deriz. Hemen göstereyim. Bu da Hashimoto. Hocamızın söylediği Hashimoto. Yani aslında bu kadar da büyümez. Zaman içerisinde ufalır. Çok ufalır. Kronik bir iltihap olduğu için de bez ufalır. Bu 1930'larda tarif edilmiş bir patolojik bulgu istinaden Hashimoto'da verilmiş bir hastalık. Çok yeni bir hastalık değil. Değil, evet. Uzun yıllardır da duyuyoruz. Ameliyat mıdır tedavisi hocam? Hayır. Bu güzel bir soru. Hashimoto'da çoğunlukla medikal tedavidir. Yani eğer hormonlar normal düzeyde kadar hiçbir şey vermezsiniz. Ancak hormonlarda bir bozulma varsa o zaman replasmanı yapabilirsiniz. Bir de Hashimoto'da dikkat edilmesi gereken, bu nodüller içerisinde gerçek nodülleri tespit etmek esastır. Yani gerçekten bir nodül varsa o zaman mutlaka biyopsi yapmak lazım. Orada %10-15 oranında kanser görülme riski taşıyabilir. Ama nodülü yoksa zaten aynen takip edilir, hiçbir şey yapılmaz. Ameliyat tedavisi değildir yani. Sonrasında sorularımıza devam edeceğiz. Tabii. Çünkü Hashimoto'nun da sebebiyet verdiği hastalıklar olabiliyor değil mi hocam devamında? Sistemle alakalı aslında, yoksa alakalı. Direkt kendisiyle direkt alakalı kendisiyle bir şey alakalı değil. Hayır. Onu da sormuşlar çünkü seyircilerimiz. Beyhan Hanım, Hashimoto teşhisi konuldu. Ne yemeliyim? İyotlu mu, iyotsuz mu yemeliyim? Devamlı kilo alıyorum, veremiyorum. Halsizliğim var, ne yapmam lazım? Şimdi Hashimoto'da beslenmede dengeli beslenme yaptığınız sürece tiroid için yeterlidir. Selenyumdan zengin gıdalarla beslenmeniz yeterlidir. Onun yanında dediğim gibi iyotlu tuza da ihtiyacımız var ama Hashimoto'da aşırı iyotlu tuz iyi tesir yapmaz. Dolayısıyla koya tuzunu tercih etmek lazım. Hayatını dengeli tercih edelim. Doğal tuzla birlikte kullanmakta yarar var. Kilo almak sorununa gelince her şeyi de tiroide bağlamamak lazım. Çünkü kilo almanın nedeninde başka nedenler de olabilir. Bu şeker metabolizması ile alakalı olabilir. Hipoglisemi olabilir, reaktif olabilir veya insülin direnci olabilir. Tabii, mutlaka bunlara bakmak lazım. Tek nedenle bağlamamak lazım. Hocam, hipertiroid hastaları mı iyotlu tuz yememeli? O kesin yemeyecek. Yememeli. Çünkü iyottan tiroid hormon sentezi yapılır. Yani tiroid bezi alınan iyot olur. Yoksa havada aldığınız iyottan tiroid hormonu olmazsınız. Sentezi olmaz. Ama lütfen. Gıdalardan alınır, o da tuzlardan alınır. İyotlu tuz yemeyecekler. Kesinlikle. Hayır, onlar normal tuzu yiyecek, kaya tuzunu kullanacak. İyot alırsa o zaman kullandığı ilaçta hormonu dengeye koyması mümkün olmaz. Leyla Hanım göndermiş. 5,5 aylık çocuğum var, Allah bağışlasın. 11 kilo doğuştan tiroid bezi yok. İlaç kullanıyor. Bu ilaç büyümesine, zekasına ve kilosuna etki eder mi? Geçmiş olsun Leyla Hanımcığım. Hayır, tiroid bezi yoksa tiroid hormonu eksikliğinde kullanılacağı ilaç o hormonun yerini alacağı için dengede gittiği sürece hiçbir şekilde yan tesir olmaz. Bez olmayabiliyor yani doğuştan bir anomali olmuştur. Evet. Olmayabiliyor. Dikkat et, tetkiklerine dikkat edip kontrollü olduktan sonra önlemini almak gerekiyor diyor doktorumuz. Cengiz Bey. 2 senedir tiroid hastasıyım. Ne yemem lazım? İlaç kullanmam lazım mı? Yani falcılık olacak buna cevap vermem. Lazım değil mi hocam? Evet. Bence i̇laç bir kullanmak. Endokrin uzmana gözükmek lazım. Yani biz ilaç kullanmaya ya çok hevesliyiz ya hiç kaçıyoruz. İşte şimdi tabii bir şey daha iyi vurgulamak lazım. Hipertiroid dediğimiz zaman sadece
yod tuzda değil, aynı zamanda vitaminlerde de vardır. Hı hı. Ona da dikkat etmek lazım. Yani günümüzde çünkü moda, herkes multivitamini kullanıyor ama işlerinde günlük iyodür dozu da vardır. Eğer bir hipertiroidi hastasın, ona çok dikkat etmesi bir lazım. Bir daha söyleyelim mi? Çok önemli bir bilgi hocam bu, lütfen. Hipertiroidi hastaları 3 nedenden alırlar gereksiz iyodu. Bir tanesi tuzdan alırlar, ona dikkat etmek lazım. Tuz. Bir tanesi tuz. İkincisi vitaminlerdir, multivitaminler. Multivitaminler. İçine bakacaklar, iyodürsüz olanı kullanacak. İyodürsüz. Yani iyottan fakir, fakir olan kullanılacak. Üçüncü de öksürük şuruplarında iyot olur. Potasyum iyodur gibi. Onun için öyle bir durumlarda da iyotsuz öksürük şurupları. Satılıyor mu hocam iyotsuz öksürük şurupları? İyotsuz, bakın ne kadar ufak bir detay ama hayatımız için ne kadar önemli. O zaman bir... siz ilacı verirsiniz tiroid hormonunu baskılamak için. Bir türlü baskılanmaz. Dozajı artırırsınız, baskılanmaz ama hastaya sorduğunuzda aslında bir yerden kaçak var. Vitamin alıyordur ya da öksürük şurubu kullanmıştır. Çok teşekkür ediyorum. Peki hocam nodüllere de geçmek istiyorum ben. Bu tiroid nodülleri, aslında nodül nedir tam olarak? Tiroid bezinde bizim nodül dediğimiz sadece yumrudur. Yani bir ufak tümörel oluşum. Hmm. Selim veya biz onu bilemiyoruz. Ufak bir oluşum. Bunlar 3-5 milimden tutun 5-6 santime kadar olabilirler. İçi sılıv dolu olabilir, kistik deriz. Evet. Ya da doku içerikli olabilir, solit deriz biz. Hmm. O zaman da biyopsi yapıp biyopsi yapımı oluyor. Peki bu nodüllerin belirtileri var mı? Hani belki normal çalışıp yine de nodül olabilir mi? Yoksa her nodül olduğunda mutlaka bir dengesizlik olacak mıdır? Çok güzel bir soru. Şimdi nodüller dedik ki yani tiroid bezi gibinin fonksiyonu gibi değerlendirmek lazım. Yani bazı nodüller vardır, normal aktiftir. Yani hiçbir tehlikesi yoktur, hiçbir fonksiyon yapmaz. Öyle vücudunuzda şunu kalabilir. Ve nodülümüzü gösterelim. Evet, değil mi? Evet. Ve o aynen sizde. Siz de bütün hayatınız boyunca kadar normal aktif. Normal, yani tiroid bezi gibidir, yaşar. Ama bazen bunlar sintigrafi dediğimiz tetkikte görürüz, soğuk nodül deriz. Halk arasında soğuktur. Yani doku vardır ama iyodu alıp sentez edemez. Yani ölü dokudur. Bunlar riskli nodüllerde. Orada %10-15 kanser çıkabilir. O mutlaka biyopsiyle verifiye edip tanısını koymak gerekir. Ya da bazen bu nodüller aynen tiroid bezindeki zehirli guatr gibi aşırı hormon yapabilirler. Sıcak nodüldür. Bizim sıcak nodül dediğimiz hot nodül diye geçer ve aşırı hormon yapar. Aynı hipertiroidi gibi değerlendirmek lazım. Ona göre tedavi edilir. Onun da tedavi seçenekleri ilaç. İlaç. Atom tedavisi dediğimiz radyoaktif iyot tedavisi veya cerrahidir. Cerrahidir. Evet. Burada tamamen tiroidi almaya gerek var mı nodülü alırken hocam? Şimdi nodül ameliyatında yani o yaklaşım değişiyor. Artık nodülün tek kendini almak diye bir ameliyat yok. Yok değil mi? O 100 yıl önce. Çünkü şimdi biliyorum birçok arkadaşımızın da başına geliyor. Şey diyorlar ya tiroidim kalsın ama sadece nodülü alsalar olmuyor mu? Yok o olmuyor. Nodülün olduğu lobu alabilirsiniz. Biz tabii artık bu çoğunlukla bu endokrin cerrahisiyle uğraşan, endokrinoloji uğraşan bütün arkadaşlarımız, meslektaşlarımız bazı yönergelerle hareket ederiz. Bu da evrensel yönergeler vardır. Uluslararası Avrupa Tiroid Birliği'nin, Amerikan Tiroid Birliği'nin yönergeleri vardır. Bu nodüllerde eğer ÇAP bizim için esas, ÇAP esasken... ÇAP önemli, yani ÇAP boyutu önemli, değil mi hocam? Boyut önemli. Boyutu İkincisi önemli. İkincisi ise hastanın yaşı da önemli. Genç bir hastada tüm tiroid bezini almanın da anlamı yoktur. Eğer çok sayıda nodül yoksa sadece ve sadece o lobu alabilirsiniz. Ve kanserde değilse öbür tarafı koruyabilirsiniz. Hatta kanserinde bile böyle daha az girişimler, daha düşük yani agresif olmayan girişimler bile yapabiliyoruz. Tiroid kanseri için zaten herhalde en kolay masum halledilebilecek sebep derler ama siz yine de tiroidi genetiğe, genetik yatkınlığa bağlayabiliyor musunuz? Tabii. Şimdi tiroid bezin bir kısmı genetiktir ama kanserleri içerisinde ailevi olanlar vardır. Mesela medüllerde bazı tiplerinde %30 ailevi olabilir. Ya da çok sık gördüğümüz papiller dediğimiz tipinde ise ailevi olma %10 kadardır, düşüktür. Ama tabii kanserin nodülün dönüşmesinde çeşitli nedenler var. Bunun kesin nedenini bilemiyoruz. Bu genetik değişiklikler olabildiği gibi radyasyona maruz kalma, gereksiz ışın alma. Bunlar da iyonize ışınlar almalar tiroid kanserine yol açabilir. Uzun vadede tabii. Uzun vadede. Hemen yine sorularımız var. Çok teşekkür ediyoruz yayınımıza katıldığınız için. Asiye Hanım göndermiş, kolay gelsin, sağ olun. 50 yaşındayım, 6 sene önce soğuk nodüllerimden dolayı ameliyat oldum. Nodüllerim alındı, sürekli ilaç kullanıyorum fakat kilo veremiyorum. Ne yemem gerekli, nasıl kilo verebilirim? Şimdi tabii
taraflarını total yapılmış. Öyle anlaşılıyor. Evet. İlaçta kullandığına göre geride kalan doku olmadı veya çok az bir doku var. Mutlaka ilaç kullanacak ve tiroid hormonu dengede tutacak. Hı hı. Yani kanda dolaşan tiroid hormonu dengede kaldığı sürece metabolizması rahat çalışacaktır. Kilo verememesinin sebebinin altında bu yatmamaktadır. Yatmamaktadır. Başka nedenleri araştırmak lazım. Acaba yeme arada alışkanlığı. Yeme alışkanlığı. Çünkü bizim her zaman karıştırdığımız bir şey var. Yaş ilerledikçe metabolizmamız yavaşlar. Yavaşlıyor. Biz bunu kabul etmek istemiyoruz ama. Geçen sene yediğimizden bir sene sonra daha az yememiz lazım. Aslında çocukluk iştahımızla zaten kendimizi gözlemlediğimiz zaman bir ergenken iştahımızla 40 yaşının iştahı da aynı olmuyor. Evet. Bir şeyi alışkanlık olarak görürüz ama iştah olarak 15 yaşındaki iştaha sahip değiliz. Ben kendi yaşamımda da bunu görüyorum. Bu durumu kabullenip ona göre tabii kendimizi şekillendirmemiz gerekiyor. Evet Rüzgar, daha çok sorun var ama dayanamıyorsun ya, farkındayım. Gel. Hocam Rüzgar şefimiz, Rüzgar Sinmez. Hoş geldiniz. Ben sağ olsun tabii böyle çok yemekler yapıyoruz, ediyoruz, tarifler veriyoruz ama çok yoğun bir hayattayım ben aslında. Yani çok yoğun, sabah erken saatler, geç saatler. Bazen şu kısımlarımda, sakallardan görünmüyor olabilir, şu kısımlarında böyle bir şişlikler oluyor. Ama ben bunu tabii hani acaba soğuk su mu içtim, bundan dolayı mı diye yorumluyorum kendimce tabii yani. Hani bunları sorayım dedim aslında. Onları pek bu hatıra uymuyor. Onlar muhtemelen bademcik bölgesiyle lenk bezler. Ben de soracağım, benim de bir sorum var. Evet. Hocam senin bademciklerin mi? Burası, bilmiyorum. Burası değil hocam, mi hocam? Bu yukarıdaki kısımlar daha ziyade tiroidin üst bölümlerinin kısımlar bademcikleriniz ve lenk bezleriniz oluyor. Şuralar? Tiroid daha aşağıda burada. Burası şuralar değil mi? Burası. Şuralarımda ama bazen nasıl diyeyim? Yanma hani ama tabii çok acı çok değil mi? Çok soğuk su içtin, acı içtin ya da yanlış kullanımlar. Şu olabilir ben. Aslında yeri gelmişken onu da değinebilirim. Şimdi önümüze kışa giriyoruz yani soğuk algınlığı artıyor, viral enfeksiyonlar artıyor. Yani üst solunum yolları arttığı zaman su bakı tiroidit dediğimiz tiroid bezi iltihaplarını da çok sık görürüz. Ne yapmam lazım hocam? Fırsat mı fırsat sorayım hocama? Bir şey yapmanız gerekmez. Korunmanız gerekir. Korunman gerekir. Kendini sağlığına dikkat etmen lazım. Yediklerime içtiklerime dikkat edeceğim. Tabii. Teşekkür ederim hocam. Çok teşekkür ederim. Yani. Hocam tam da Rüzgar çok teşekkür ediyorum. Rica ederim. Sağ ol bu arada yayınımıza katıldığın için. Bir de gırtlak şeklinden dolayı da şimdi bana bakıyorsunuz değil mi? Bana çok diyen olduğu için tam da konusunu uzmanını bulmuşken sevgili seyircilerimizin de vardır mutlaka. Bu çıkık yapıdan dolayı benden çok şüphelenmişlerdir. Evet. Her defasında baktırmışımdır. TH'ye dönülme hiçbir şey de çıkmamıştır. Yok. Bazen bizlerin bu boyun yapısından dolayı da çıkıklıkları olabiliyor değil mi? Bakın, tabii, tabii. Bakın ekranda da görüyordur seyircilerim. Şurada mesela daha hiperplazik dediğimiz biraz büyükçe gibi duruyor tiroid bezin ama o anatomik yapınız. Anatomik yapımı. Tabii. Yani şunu söylemeye çalışıyorum. Bir şekilden de yola çıkmamak gerekiyor. Mutlaka doktora gidip kesinlikle. Ben her defasında baktırmışımdır. Tabii. Bakmak hocam. Gerekiyor ya da ultrason. Sadece fizik muayeneleri yanında bir de ultrason mutlaka gerekiyor. Hocam sorularıma devam etmek istiyorum ama önümde birçok yiyecek var. Özellikle siz bunlar için mesela dereotu var. Evet, ne dersiniz dereotu için? Faydalı. Çok faydalı değil mi tiroide? Zaten tiroiddeki beslenmede gördüğünüz gibi buradaki tahıl beslenmeleri, kuru yemişler, ceviz, mercimek, bunlar. Yumurta, protein. Bunların tabii süt faydası, ve süt ürünleri. Bunlar hepsi tiroid için yararlı besinler. Yani çok çalışıyorsa da yararlı, az çalışıyorsa da yararlı. Çok çalıştığı zaman iyottan kaçınacaksınız. Sadece iyottan kaçınacağız. Evet. Bademimiz var, çok güzel. Bunlar cevizimiz selenyumdan, var. Zengin gıdalar. Yani aslında şöyle yapalım mı? Girelim internete, selenyumdan zengin gıdalara bakalım. Tabii. Genel olarak hayatımızda selenyumdan zengin hangi gıdalar var? Hadi benden size bir kapı daha, açık kapı daha bırakayım. Sevdiğiniz besinlere bakın. Sevmediklerinizde yavaş yavaş alışın. İlk başta belki hayır dersiniz ama insana biri fayda sağladı mı? Ondan ayrılmaz. Öyle düşünün. Bu listeyi çıkarın. Hayatınıza lütfen bunları sokun. Hastaysanız iyileşin ya da hasta olmamak için şimdiden korunun derim nacizane. Efendim sorularımız devam ediyor. Merhaba Çeyli Hanım. Aa, çok güzel soru. Bizim seyircilerimiz harika sorular soruyor hocam. Bir taraf çok, diğer taraf az çalışıyorsa ve nodüller varsa ne yapmalıyız? Böyle bir şey olabilir mi? Şimdi bir taraf çok çalışabilir. Eğer bir sıcak nodül varsa o tarafta çok çalışma görebiliriz. Öbür taraf normal çalışıyordur veya az çalışıyordur. Bir orada şey da soğuk nodül ama varsa. Ama kanda bir tek değer var. Ama çok güzel değer soruydu. Bir kanda bir tek değer var diyor hocamız. Yani kanda sağ sol diye ayıramıyoruz. Siz naçizane tabii ki çok güzel karşılıyorsunuz bu soruları ama biz de merak ediyoruz. Çok büyük mantığı olmasa da onlar o şifreler siz de bize söylüyorsunuz hocam.
Ayrıca radyo frekansla hangi tiroid çeşitlerine operasyon yapılabilir? Şimdi radyo frekans ablasyon tedavisi dediğimiz tedaviyi soruyor ama yani açıkça söyleyeyim ben Avrupa Birliği endokrin cerrahisi kurucularındanım, onun da üyesiyim. Yani hem de Amerika'dakinin, hiçbir şekilde bunu bir tedavi olarak biz şu anda kabul etmiyoruz. Çünkü radyo frekans ablasyon sadece ameliyat olamayacak nedenden bir hasta yapılır. Çünkü siz o patolojiyi çıkaramayacaksınız. Orada yakmaya dayanıyor. Bir takım yan etkileri var. Yan etkileri olabilir. Yan etkileri var. Çok arkadaki siniri yakarsınız. Biz önermiyoruz. Siz önermiyorsunuz. Avrupa endokrin cerrahları olarak Amerikan için hiçbir şekilde önermiyorlar. Eren sormuş. Eren Deniz. Açelya Hanım, hocam tiroid ameliyat sonrası sesle ilgili bilgi verebilir mi? Ben 20 gün önce ameliyat oldum. Çağrı merkezinde çalışıyorum. Mesleğimi ne derece etkiler? Öncelikle geçmiş olsun. Yine çok güzel bir soru sordunuz. Teşekkür ederiz. Çok güzel bir soru bu. Zaten şimdi bakın Açelya Hanım, yani bugün günümüzde siz bir ilaca baksanız, protestin okusanız o ilacı kullanamazsınız. Şimdi ameliyatların da prospektüsü komplikasyonlarıdır. Evet. Hiçbir cerrah komplikasyon yapmak için ameliyat yapmaz. Hmm. Şimdi tiroid bezinde iki ana komplikasyonu vardır cerrahisinin. Bunlardan bir tanesi ses kısıklığıdır. Hmm. Benim için öyle, sizin için de çok önemli mesela benim ses. Benim için de çok önemli hocam. Şimdi ses kısıklığı için önemli olan ameliyat sırasında bir kere bir deneyimli bir kişi olmanız lazım. Hmm. Ha, deneyimli kişinin de başına gelmiyor diye bir şey yok bu. Çünkü ameliyat sırasında bir de sesleri biz monitörize ediyoruz. Yani şimdi özel bir takım aletler var. Ondan nefes borusuna yerleştiriliyor ve uyarılarla siniri tiroid bezinin şu arka kısmında. Gösterelim hocam hemen seyircilerimize. Tiroid bezinin arkasında seyredersiniz. Şurada mı hocam? Evet, arkasında. Burası çok ses yapışıktır. Telleri midir? Tabii arkada giden ses tellerini hareket ettiren sinirler geçer. Ses tellerini hareket ettiren sinirlerimiz buradan geçiyor. Evet. Deneyimli olan bir endokrin hiçbir ses tellerine giden sinir kesmez. Çünkü biz görüyoruz onu. Ve sinir monitörizasyonu dediğimiz bir yöntemle yani siniri ameliyat sırasında elektrokardiyografik izleriz sesleriyle. Hatta ameliyat sonunda saatiyle, bittiği saatte de tekrar uyararak kaydederiz. Yani çünkü motor fonksiyonun çalıştığını gösterir. Bunların %99'u geri döner. Geri döner. Geçici kısılmalar olabilir. Çünkü kısılmaların sebebi sadece cerrah yaptığı müdahale değildir. Yani ameliyat sırasındaki ameliyathanenin soğuk havası. Havadaki çok doğru. Partiküller, çok doğru. Bizim ameliyat sırasındaki çekiştirmelerimiz veya ısı kullanan aletler. Süreçtir değil mi hocam? Tabii o bazen bir sene süren vakalar da öyle var. Öyle süreçler tabii. Olabiliyor. Kalıcı bir şeyden bahsetmek için en az bir sene beklemek lazım, 12 ay. Bugün dünyanın da kabul ettiği odur. Kalıcı bir şey olma olasılığı da tüm merkezlere de gitseniz deneme %1'dir. Bu iyi bir soru ama tabii 100 kişide birinde görülebilir kalıcı. Sizin başınıza gelirse %100 olur. Onun için tedbir alarak yapmak lazım. O olasılığı ortadan kaldırmak için. İkinci noktada tiroid bezinin arkasında kalsiyum dengesini sağlayan bezler vardır. Bu tiroid bezin arka kısmında altta ve üstte olan 4 tane bez vardır. Paratiroid bezi. Bunların çok kılcal damarları çok incedir, besleyen damarlar. Bunlar ameliyat sırasında bozulma değil mi? İskemi dediğimiz beslenme bozukluğu, beslenme bozukluğu olabilir. Bazen doku içerisinde yalar embriyolojik olarak. Evet. O zaman dokuyla çıkabilir ama bunlar 4 tane. Tanrı cerrahları düşünerek bunu 4 tane koymuş. Herhalde bir ikisi gider diye. Onun için bunun bir tanesi bile size yeter ama ameliyat sonrasında düşmeler gözleyebiliriz karşısında. Bunlar hemen olur. Kalıcı bir şey olması onda da %1'dir deneyimli merkezlerde. İkinci ve üçüncü ameliyatlarda eğer ikinci defa bir nükselip oluyorsa ses kısılması ve hipokalsiye bunların görünme olasılığı %3-5'e çıkar. Hocam hemen Feyza Hanım'ın bir sorusu var. Hipotiroid hastasıyım. 6-7 aydır ilaç kullanıyorum. TSH değerim yükseliyor. Hamile kalamıyorum. Hamile kalma olasılığım nedir? Bebeğe zarar verir mi? Bir kere hamile kalabilmesi için bu hastalığın geçmiş olsun diliyorum ama TSH'ın normal sınırları içerisinde yaşının genç olarak düşünüyorum hamileyi düşündüğüne göre öyle bir bayanda TSH değerlerinin 3'ün altında 2 civarında olması lazım. Bu da tabii dozajı artırarak iyi bir endokrinoloğun, ben cerrahım ama bir endokrinoloğun gidip tedavisi altında eğer TSH normal sınır içerisinde arasında ilaç altında hamile kalabilir. O ilacın da bebeğe de hiçbir zararı yok. Tiroid hormonu için. Hocam bilgileriniz için çok çok teşekkür ederiz. Yine bekleriz. Sağ ben olun. Ben teşekkür ederim. Orkestra şefimizi yönettiğiniz için, tiroidimizi anlattığınız için. Sağ olun. Çok mersi. Ben hemen Nilgün'ün yanına geçiyorum. Neler yaptım ben yokken sen burada bakayım. Makinamız çok ses yaptığı için burada dikemedik ama ben evde hazırlıklı gelmiştim. Bitirmiş musun? Olarak çok güzel bir parçamız ama. Var. Bir de manşet dikiminden bahsedelim mi Açelya Hanım birazcık? Tabii. Çünkü bu bana çok soruluyor. Hani nasıl bu kadar güzel duruyor?
diye. İnanın o kadar basit ki hemen ondan biraz bahsedeyim. Parçamızın ölçüsünü vermiştik. Şu şekilde bir dikdörtgenimiz var. Evet. Kenarlarını geçiriyorum. Düzü içeride kalacak şekilde. Kenarını birleştiriyorum. Bir daha onu bir dakika. Dur öyle acele etmesin. Bilenler tabii ki haklı olarak hızlı hızlı anlatıyorlar. Şu aşamaları bir daha görelim. Tamam. Şimdi televizyonunu yeni açanlar için hırka örüyoruz. Evde kullanabileceğimiz, dışarıda rahatlıkla dikeceğiz. Giyebileceğimiz, bakın hem de bu ara çok moda düşük kollar. Düşük kol hırka dikiyoruz. Triko kumaş aldık. Triko kumaşı kalıbını kestik. Kalıbımızı da burada hemen yine gösteriyorum size. Şöyle bir kalıbımız var. Artık kalıp çıkarmak çok kolay. İstediğiniz bir hırkanızdan da örnek alabilirsiniz. Kesinlikle, santimlerini evet. Hesaplayıp evet. Kalıplarınızı çıkarabilirsiniz. Kalıpları çıkardıktan sonra böyle dikmeden önce biz gözümüzle bir dikiyoruz. Evet, öyle değil mi? Evet, kesinlikle. Koyduktan sonra biz gittik önce şu omuzu dikmeye başladık. Omuzla başladık. Hı hı. Diktiğimiz omuza kolu ortaladık. Bakın bir sağdan bir soldan diktik. Ortaladığımız omuzu. Buradan da kolumuzu alttan diktik. Kolumuzu oluşturduk. Şimdi sıra geldi manşete. Evet. Şu manşetleri yapalım. Manşet için ne yapacaktık? Manşet için verilen ölçülerde kesiyoruz kumaşımızı. Kumaşımızın düzü içeride olacak şekilde katlıyorum. Kenarından dikeceğim. Hadi bakalım katla göster bize. Tamam. Şu şekilde. Düz dikiş gene. Çok evet. Basit. Şimdi bakın diktikten sonra zaten ortaya çıkacak. Şöyle çok anlamlı görünmüyor ama ikiye katladığımda ne kadar anlamlı görünüyor. Evet. Göreceksiniz. Şimdi onu kolun ucuna dikeceksin. Şöyle göstereyim. Sen bunu bitireceksin bugün bakıyorum. Evet. Aslında makinemiz çok ses yapmasaydı kesinlikle biterdi. Şöyle söyleyeyim. Şimdi dikişlerimiz şurada olduğu evet. için burada da bir dikişimiz var. Aynı dikişleri üst üste getiriyorum. Bakın şu şekilde. Tamam. Şu şekilde getiriyorum. İğneliyorum buradan. Daha sonra makinamdan bunu düz dikişip geçiyorum. Yalnız şöyle bir şey var. Bu birazcık daha dar. Hmm. Kumaşımı esnediği için esneteceğim ve şu şekilde bakın düzgü oluşacak. Evet. Ve bu şimdi anladım. Derli toplu, tertemiz görünecek. Bunu bu şekilde makineye alacağım. Tamam, al bakalım bir görelim. Bu makineye şu şekilde şu kısma çıkıyor. Kolu döndürebilmek için bunu çıkartıyorum. Ve şu şekilde kolumu yerleştiriyorum. Kol bakın, dikmek için evet, değil mi? Gerginliği de oluşturuyor zaten şu kısım. Döndürüp dikeceğim. Başka bir şey yapmayacağım. Şöyle alttan kontrolümüzü yapalım gene düzelterek. Kumaşı pazarlardan alıyorum evet. diyorsun. Evet. Aynı zamanda kumaşçılarda da vardır. Olabilirler. Eğer bulamazsanız da internetten triko kumaş nereden alınır yazın. Hı hı. Alın bence sevdiklerinize, eşinize, çocuğunuza, takım hepinize ailecek de dikebilirsiniz. Kesinlikle evet, şu anlarda çok trend zaten. Şu şekilde bakın kolum oluşmuş oldu. Bakın hemen gösteriyorum seyircilerimize. Hı hı. Şöyle giyiyorum. Bakın yarısı ne kadar da şık. Şöyle hafif de büzüyorum. Kesinlikle şöyle evet, güzel şöyle göstereyim, ayağa kalkayım. Bakar mısınız şimdi bile oldu. Hı hı. Şimdi öbür yarısını dikeceğiz tabii ki sonra. Daha sonra şimdi, dikilmişi var. Evet, en keyifli anı. Yaka yapacak aslında. Mıyız buna? Tabii, yaka patından bahsettim. Şurada ben gösterelim zaten. Bakın, yakası da burada. Aynı kola uyguladığım işlemi gene çift kat kumaşı bu şekilde diktim. Hı-hı. Fakat gerdirmedim. Hani bunu gerdirseniz burada bir büzgü oluşur, o hoş durmaz. Şöyle bir daha görelim. Dümdüz bakın. Diktim. Dümdüz dikti. Bir de içine penye koymuş. O da çok güzel evet, olmuş. Evet, ben hani daha kalın olsun, kışın severek giyeyim diye evde kendime bu şekilde tasarladım. Ama isteyen koymayabilir, koymayabilir yani. Diyorsun. Hani ikinci bir yük oluyor. Tekrar aynı şekilde kalıbı kesiyorsunuz. Ben hani o şekilde denedim ama bu şekilde de bakın onda astar yok mesela mankendekinde. Yok mu astar onda bakayım? Onda astar yok. Bunları hep sen diktin değil mi? Evet, ben diktim. Burada aferin. Örneklerini de getirdim farklı. Bu? Onu da ben dikmiştim. Sen diktin. Ne var burada da? Kadife kumaştan yine astarlı çalıştım. Bu da böyle aplike evet, çok sevdiğim için ben ışıltılı şeyleri deneyin. Hemen deniyoruz. Şöyle düzeltelim üstünüzde. Evin, peki bu kumaşı da havlu kumaşı aldım böyle kadife kumaş. Evet, bunu da pazardan aldım. Çok uygun fiyata. Arkadan şu pazara beni de götürsün. Tabii ki de. Birlikte gidelim zaman. Bu hafta pazara kesinlikle biz seninle. Kesinlikle gidelim. Rüzgar çok güzel değil çok mi? Çok yakıştı. Ne yapayım? Neyi
Evet, süslerden bahsedelim. Tamam, süsleyelim, tamam. Tamam. Şöyle söyleyeyim, şimdi ben evde hazırlamış getirmiş olduğum parça üzerinde göstereyim. En keyifli noktası budur aslında. Bu, hadi süsleyelim, ben de var. Evet, sevmeyenler sıcak koymayabilir ama ben çok seviyorum. Ben Işık, ışıltı çok seviyorum ve kesinlikle bir renk, bir hareket, bir neşe katıyor tasarımınıza. Ben bunları seçtim. Bunlar da pazarlarda satılıyor. Şöyle arkadan iğneli, isterseniz dikebilirsiniz ama triko yıkadığınızda salma yapabilir vesaire. O yüzden dikmenizi tavsiye etmiyorum. Yıkarken bunu çıkartabilirsiniz. Buradan iğnesinden istediğiniz yere, sol yakasına, sağ yakasına, ben şimdilik sol yakasına takıyorum. Böyle deneyerek. Ay, çok güzel oldu. Bu bir. Ha, bu yetmedi bana. Olabilir. Bana da yetmedi. İsterseniz bana da yetmedi. Minik bir kuş var. Bu minik kuşu koyalım. O minik kuşu da koyalım oraya. Evet. Vallahi çok güzel. İnsanın kendine sevdiklerini bir şey dikmesi. Kesinlikle. Tamam Rüzgar'cığım, yemek yapması da güzel. Biliyorum. Yemek yapması da güzel, dikmesi de güzel. İşte buyurun. Aa, Rüzgar oradan dikmesi deyince yemek yapması değil mi diyor. Gel bir bakalım tamam, Nilgün'cüm, bakalım. Eline sağlık, harika şeyler yaptın. Teşekkür Gel ediyorum. Rüzgar'a birlikte bir gidelim. Orada böyle kuzuları almış, süslemiş, süslemiş, koymuş, koymuş. Her Rüzgar, her Rüzgar. Ben de bunları mahalle pazarında... Doktor Bey'e geldin. Niye Nilgün'e gelmedin? Evet. Ya İki dikim ereydin ben orada. Ben bir şey söyleyeyim mi? Hep söylüyorum. Hep tamam. Tabii ki de bizim çiçeklerimiz, bizim hayatımızın anlamı bayanlar. Tabii ki de onlar için kıyafetler, ayakkabılar, birçok şey var ama... ...biraz da bizler için bir şey yapın ama... Evet. Kral armasını King lütfen. Evet, King dedi. Evet. Sen bizim gönlümüzün kralısın. Cansın, cansın. Hadi bir de pasta yaparsan tamam. Hemen şimdi bunu artık keklerimizi... Bu lafa bir pasta yapılır kekimizi yani. Yaptık. Şöyle iki kaşık yardımıyla ıslatıyorum ki kremamız çok rahatlıkla böyle kekimiz çıksın çıktı. Diye. Kestin onu. Evet. Kat kat tat. Mis. Aynen. Mis. Gerçekten, mis. Gerçekten güzel söyledi mis. Nilgün'ün içinden geldi mis dedi bak. Bu şekilde yapıyoruz. Bunu dedirsen dedirtemezsin. Ya fena oldu ama bak şimdi. Hemen ceviz. Ya Rüzgar. Hemen ikinci katımız. Poyraz mısın, karayel misin sen? Valla sizin yanınızda. Fırtına. Yani fırtına bile olurum. Hemen. İkinci katımızı da koyuyoruz. Ben lodos olmadı. Lodos beni mahvediyor. Evet ya. Aa. Baş ağrısı yapıyor çok lodos. Lodos bende çok baş ağrısı yapıyor. Bende de. Sen de yapıyor mu? Valla ben lodosa da pek çıkmamaya çalışıyorum dışarı. Havada çıkmasın, havadan gelir mi Rüzgar? Yani genelde ofis içerisinde olduğumuz için. Eğitim veriyorsun değil evet, mi? Evet tabii. Bravo sana. Aktif olarak yemek. Görüyorum asistanlarım var, öğrencilerim var. İşte yani. Naçizane diyorsun. Naçizane. Şöyle biraz daha bol olsun. Şefim kaşığı neden ıslatıyoruz? Kaşığı neden ıslatıyoruz? Güzel kremamız kaşıktan hem daha rahat çıksın diye, hem de yapışmasın diye. Az bu krema var ya, çok güzel bir krema. Bu şekilde ondan sonra son aşaması olan bol cevizimizi atıyoruz. Sonra ağlıyoruz onu yemezsek. Yani artık bundan sonra vitamin deposunu hazırladık. Bu yemek arada... yapıyor musun sen de? Tabii ki güzel. De. Tabii. Bu kadar güzel olmasa da çok severim yemek yapmayı çocuklarıma. Evet. Burada da bir şeyler görüyorum. Şimdi şu var. Bugün biz 4 kors dedik. Ne yaptık? Fırında ballı kuzu yaptık. Hoşafımızı yaptık. Pilavımızı yaptık. Tatlımızı yaptık. Bu aşamada baktım ben böyle bir 5-6 dakikam var. Ne yapabilirim dedim. Bu naneli fıstıklı bir çay. Çubuk tarçın da var içinde. Bakayım mı tadına? Tabii tabii lütfen. Çok merak ettim. Buna şeker kullanmaya gerek yok. Kendinden tat veriyor şekersiz zaten. Şekersiz hem de. Şekersiz ama kendinden tadı veriyor. İçinde taze nane, dolmalık fıstık ve çubuk tarçın var. Bunda şeker yok mu? Hiç şeker yok. Hiç şeker yok. Evet. Kendisi inanılmaz ederim. Bir tadı var. Hemen yapın, hemen yapın. Söylüyoruz, bir daha söyle, bir daha. Çok güzel. Taze nane. Gerçekten çok güzel. Taze çok nane. Güzel, çok güzel. Hiç şeker olmadığını hiç inanamıyorum şeker yok. Gerçekten. Taze nane, dolmalık fıstık, çubuk tarçın, o kadar. Bir de su. Nanelerle su, tarif vereyim mi? Ay şaşırdım ben, o kadar güzel ki. Nanelerle suyu kaynatıyoruz önce. Taze naneyle suyu kaynatıyoruz. Taze naneyle suyu kaynattıktan sonra... Bardağımızı alıyoruz. Ondan sonra
fıstık ve çubuk tarçını içine bıraktığımız zaman bir 3-5 dakika durduktan sonra şu an bu tatlının tadı elde ediyor. Gerçekten bal da yok. Leziz. Yok yok, bal da yok. Şaka gibi. Kendi lezzetini veriyor. Bu öyle özellikle mi? Orta Doğu'da inanılmaz derecede içilen bir detoks çay. Detoks içeceği gibi bir şey aynı zamanda. Tabii. Evet. Zayıflat. O yüzden lütfen ben zayıfım ya. O yüzden zayıfım. Lütfen deneyin. Hadi Nilgün, gel bir de şunun tadına bak sen. Kuzumuzu yaptık. Bulgur pilavımız tabii, tamam. Bak, tatlımız tamam. Hadi hemen hızlı bir şekilde tadına da bak. Hemen. Bir çatal servis alabilir miyim? Rüzgar'a zaten tada bakmaya Rüzgar'ı mutlu etmiyor için yapıyoruz. Yoksa ne yapsa güzel Rüzgar'ı. Hemen bir bıçak. Gel, sever misin Nil? Tabii ki de. Severim. Ay, hadi gel bakalım Nilgün'cüğüm. Hadi bakalım. Evet tabii. Hop 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 hop. Nasıl? Çok leziz. Çok leziz değil mi? Rüzgar sünbül yapar da. Evet, Nide'nin nesiyle Rüzgar sünbül. Ay, pardon, bir gün seni kırdım mı? Yani yok, hep sünbül, hayır. Hep sünbül. Bir şey söyleyeyim mi? Gerçekten yüzlerce dostum, arkadaşım var. Doğru söyleyenlerden belki bir tanesisin. Sünbül tabii. Evet. Sünbül değil. Nide'nin nesiyle evet, Rüzgar sünbül. 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 Evet. Çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür canım, ediyorum. Geldiğin için. Öçeli Hanım, çok sağ olun. Dikmeye devam. Evet tabii. Yola ki devam. Her zaman kesinlikle. Dikmek güzeldir, sevdiklerine hediye bir el emeğiyle bir hediye vermek. Kesinlikle. Ama bir dakika, çok önemli bir şey bu. Nar düştü. Niye? Evet. Nar berekettir. Berekettir. Gel o zaman, gel bereketimizi, bereket. Cuma bereketimizi. Cuma bereketimizi. Çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Rüzgar'cığım. İyi ki geldin programımıza. Ben yine bilgilerini, deneyimlerinizi ve profesyonelliğinizi bizle paylaştınız. Bu çok kıymetli bir şey. Her zaman. Çok sağ ol. Yani sen ne zaman dersen ben gelmezsem ayıp çok ederim. Çok teşekkür ediyorum. Efendim, bir haftayı da bitirdik. Güzel bir hafta geçirdik. İnşallah hafta sonumuz da böyle olacak. Sizlere sağlık, sıhhat, bol bol sevdiklerinizle olacağınız, sevginizi söyleyebileceğiniz bir hafta sonu diliyorum. Unutmayın, her şey geçer. Bir tek zamanı yakalayamayız. Hadi bu hafta sonu gelin, zamanı yakalayalım. Ne dersiniz? Hoşçakalın.